efendim. Önce ekran başındakiler ve sonra sonraki konuklara hoş geldiniz. Tabii bir böyle olunca bir alışkanlık haline geliyor. İnsan her yerde bunu istiyor. Sabah uyanınca bu ekip böyle yanında olsun. Gözümü açayım herkes böyle üzerime doğru I love you beyaz. Kahvaltı yaparken ekmeği versin I love you beyaz diye. Acayip duygu. Vallahi acayip duygu. İsim ne? Ne? Semih. Gel Semih. Gel o duyguyu ben sana yaşatayım. Gel bak. Gel. Bir dakika. Bir dakika, kamera sadece Semih'in yüzünü çeksin. Sadece yüzünü abi. Çek, yüzünü çek. Hep beraber I love you Semih diyoruz ve Semih'in surata bakıyoruz. He. Zaten Semih'in daha demeden surata bakıyoruz. Çünkü zaten Semih'in suratı şimdi utan. Evet, son, iki, üç, dört. Abi ne yapıyorsun? Semih yanına kaçacak adam arıyor. Abim benim nereye gitsem abim. Nasıl mı Semih'ciğim? Nereden geldin abi? Sen niye dokundurtmuyorsun kendine ki yani? Böyle ne haber diyorum abim bir dakika falan diye böyle. Teşvikiye. İhtisas Spor Kulübü aramızdalar. Onlara da hoş geldiniz. Yeni teşekkür ediyorum Semih'ciğim. Sağ olasın. Efendim başka kimler aramızda hemen bakalım. Osman Gazi Üniversitesi. 19 Mayıs Üniversitesi. Bir dakika. Yardakçılar, bir dakika. Allah Allah. Hanginizin fikriydi? Belli senin fikrin olduğu, belli. Bana bile bakmıyorsun adam slogan gibi söylüyor. Gemilerde talimler. Arkadaş yapma, bu benim çok hassas damarım bu gemilerde talim var. İşi bu bildiğin gibi değil yani. Hayatımın fon müziği ya. Vallahi yanımda böyle geziyor yani. Akşam yatağa yatıyor mu gemilerde talimler. Yapmayın, çok hassasım bu konuda yani. Tamam, hemen alıyor. Selçuk Üniversitesi. Başkent Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel, İnönü Üniversitesi. İnönü Üniversitesi okula sahip çıkmadı. İnönü Üniversitesi. Bir dakika, ne? İnönü gitti mi? Ha siz değilsiniz. E sizsiniz. Arkadaş ne diyorsunuz ya, Allah Allah. Siz misiniz değil misiniz? Evet, İnönü Üniversitesi de burada. Hemen daha bir daha mı? Evet. Doyumsuz yine. Bir daha. Yayın sırasında söyleyecek misin? Abi bizi söylesene, bizi hiç söylemiyor ya. Buraya kadar yani hiç söylemiyor ya. Evet, İnönü Üniversitesi. Harika. Aramızda İnönü Üniversitesi. Çok değerli iki arkadaşımız geliyor. Benim sevdiğim iki tane dostum. Programı onlarla açalım istedik. Yeteneksizsiniz programında. Ortalığı kasıp kavurdular alkışlarla. Enis ve Aybars geliyor. Efendim hoş geldiniz. Hemen gidin gitarlarınızı alın çocuklar. Tanıyor musunuz Enis ve Aybars'ı? Yeteneksizsiniz de Acun'un programında olağanüstü bir performans sergilediler. Ben kendilerini Uludağ'dan zaten tanıyorum. Uludağ'da çıkıyorlar. Ama yazında nerede çıkıyorsunuz? Göcek'teyiz. Göcek'te nerede? Göcek'te Ayyaşvar'dayız arkadaşlar. Ay Uludağ'daki ismi mükemmel isimle oldu ya. Bunu şurada söylediğimiz mükemmel oldu. Evet, Ayyaşvar'da çıkıyorlar Göcek'te. Gördüğünüz gibi yakışıklı, inanılmaz karizmatik bir Enis. Ve gördüğünüz gibi... Zaten söyledim gördüğünüz gibi. Yani üzerine bir şey söylememe gerek yok. Nerelisin Enis? Ben Bursalıyım. Bursalı nere? Yani Bursalı. Ama göçmensin değil mi? Yunanistan göçmeni. Yunan göçmeni. Evet. Muhacırsın yani. Muhacır. İlk evet. Defa ben de Romanya muhacırıyım. Yani o alkışa ben de şeyim diye şey yaptım.
İlk defa böyle bir ekip görüyorsunuz. Bir Yunanistan muhacırı ve bir Kızılderil'den oluşan bu grup. ya tamam 10 dakika var biliyorum artık yapacak bir şey yok. Hemen parçaya geleceğiz. Aybars'a da hoş geldin. Daha ilerleyen dakikada yine beraber olacağız. Hocam şöyle bir hızlı giriş yapalım mı? Hadi yapalım. Ya, sağ ol. Teşekkür ederim. Valla sağ ol. Teşekkür ederim. Hadi yapalım o zaman bakalım. Buyur. Birazcık böyle hafif yavaş başlayacağız ama sonra hızlanacağız. Ne kadar yavaş başlayacağız? Böyle azıcık. Sen kararını verdin bunun yani böyle. Azıcık yavaş başlayın. Buyur, başlayın tabii. Ben yavaşından geçtim de. Solisune che ti guardiamo siglonisune ho tanta ble pomuti misune che piega pimu pali me se stamattia su chi tu so chi li venga più mi rites e chi ne pari chiesas ti ti amo pligies da maurama ti assuma ne un picaies ja u maurama ti assu o tantable po me solisune chi ti guardiamo siglonisune o tanta ble pomuti mi sune ca piega pi mu palia ca uza chiollarda kaçtım geldim senin yollarına içimde bitmeyen hasretinle ben kaçtım geldim senin kollarına yalnızlık ömür boyu. Nasıl anlasam bilemiyorum, İçim içime sığmıyor. O deli dolu kişi dolu kişi ben değilim sanki, sanki, sanki. Dışarısı buz gibi lafa lafa tava benim içim yanıyor. Eksi 40 derece soğuk suda bile yüzerim inan ki, inan ki, inan ki her size. Kara sevda, kara sevda dedikleri daha iyi olabilir. Çocukça bir aşk deyip de geçme sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine. Çocukça bir aşk deyip de geçme sakın gülme halime. Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine.
ese amor de que se está mamira no tiene la culpa. Cantando la lantana porque me hubo apreciado por eso no te escondo durar. Ese amor de que se está mamira no tiene la culpa. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la arriesgué a vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la arriesgué a vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero. Alkışlarla az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz, ayrılmayın. Teşekkür ederiz. Alkışlarla arkadaşlar, yepyeni bir dizi ama usta oyuncular. Alkışlarla Oktay Kaynarca, Meltem Cumbul, Öykü Çelik geliyor. Efendim hoş geldiniz, efendim hoş geldiniz, kardeşim hoş geldin. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ederim. Buyurun sizi, pardon, özür dilerim. Nasıl? Orada bir arkadaş var, elini kaldıran arkadaş, çeksin kamera onu da. Bir elini kaldır, bir kere daha görelim seni, evet. O arkadaş bana da yaptı aynı şeyi. Büyük bir ihtimalle evde onu babası dövmüş, bu da hıncını çıkartıyor. Böyle daha geri arkadaşlar hoş geldin, buyurun oturun, rahatsız olmayın. Rahatsız olmayın, uzun uzun sohbet. Bir nasılsınız diyeyim komple? İyiyiz, iyiyiz. İyiyiz, her şey yolunda. Uykun var mı hocam? Yok, çok iyi. Yorgun musun? Çok yorgunum ama iyiyim. Yayından önce vallahi bir gidik durumdaydın iyiyim, yani. İyiyim. İyisin, iyiyim, harika. Çekimden geliyorlar. İyiyim. Onun için biraz yorgunluk var ama bugünkü programda özellikle keyifler yerinde olacak. Bir parça çıkartırız değil mi? Çıkartırız, hiç vakit kaybetmeyelim. Çok acayip bir adam geliyor. Benim de yeni keşfettiğim, yani geç kaldığım bir adam geliyor. Onun için özür dileyerek çağırıyorum. Ama parçaları tabii ki inanılmaz. Hepiniz çok yakından biliyorsunuz. Alkışlarla Fettah Can geliyor. Dışarıdan gördüğün gibi değil. Bir kez olsun buradan bakmadım. Üzüldüm zannediyorsan şunu bil. Yanım yandı geçti çok yakmadım. Yaz gibi İçimi sana
telaşla. Kim bilir belki de biraz fazla. Dalgaları denizle çıkar durur yavaşla. Kim bilir belki de biraz fazla. Beraber söyler miyiz? Uyuyamadın. Dakika sonra buradayız. Beyaz Show'da. Buyurun. Evet, yayınımız tüm hızla devam ediyor. Bu arada aramızda kimleri görüyoruz? Blackberry Curl arkadaşımız iş hayatını bırakmış, gençliğini yaşamaya başlamış kendisi. Harika. Nasıl yaşıyor gençliğini? Tabii ki Vodafone'la. Aramızda fatura sat kullananlar var mı? Bir göreyim, ellerini kaldırsınlar. Harika. O zaman sizlere bir sürprizimiz var. Blackberry Curl 8520. Türkiye'de ilk defa gençlere özel 399 liraya sadece Vodafone'da, üstelik faturasız hatlara. Evet. Bitmedi, bitmedi. Meşhur mesajlaşma servisi Blackberry Messenger'la sınırsız mesaj ve internette ayda 9.90 lira her şey düşünmüşler. Vallahi inanıyorum. Bir kalkar mısın Blackberry'cim? Bir herkes seni bir görsün şöyle. Evet, helal olsun sana. Helal olsun. Sessize aldın değil mi kendine? Sessize al kendine çünkü programımız devam ediyor arkadaşlar. Evet, Beyaz Show devam ediyor. Konuklarımıza toplu bir alkış alalım. Arkadaşlar, ilerleyen dakikalarda MasterChef izleyenler vardır mutlaka. Oradaki üç büyük usta, üç büyük şef de bizlerle beraber olacak. Ekran başındakilere de bunu söyleyelim. Ayrıca bugün programımızda bol bol reklam gelecek ama reklamlarımızın süresi çok kısa. Onu da ekran başındakilere söyleyelim. Çünkü o reklamlarda kaçan oluyor, giden oluyor, gelen oluyor.
Bugün bir 7 tane falan reklamımız var. Aralarda girecek reklamımız. Ve hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz vallahi. Öykücüğüm, iyisin? İyiyim, teşekkür ederim. Biz ilk defa bu karşılaşmamız değil mi bizim seninle? Evet. Ne oldu abi, daha hoş geldiniz dedim. Love story girdi yani. Dur bir dakika. Sen böyle bir gelsene. git. Git, ben kendime de güvenemiyorum. Git vallahi. Ha, söyle beyazım. Söyle kardeşim. İşte şimdi de hiçbir şey konuşmak istemiyor biliyor musun? İnsanın, insanın canı. Olsun, şu kafadaki şu değişim yani. Olsun, söyle. Ben sağlama alayım deyine. Deme lazım. Evet. Senin nasıl gidiyor Oktay'mışlar işte. İyi gidiyor be. Aman be beyaz. Sen Fettah'ı tanır mısın Oktay? Tanımaz mıyım? Bayağı her şeyde cevabını hazır yani bayağı. Tanıyorum çok iyi. Nereden tanıyorsun abi Fettah? Bir arkadaşımın üst katında oturuyordu. Kendisi sık sık karşılaşıyordu. Ya bu hiç karizmatik bir tanışma olmadı yani. Ama ne yapalım? Sahneden tanırım. Çıktığı yere giderdim. Ama o zaman öyle tanışıyorduk. Yalan mı Fettah? Evet. O zaman ama ben çok böyle şarkı söylemiyordum. Daha çok şarkı yazıyordum. Yazıyordum. O dönem evet. Fettah bir şey soracağım sana. Sen bilinmiyorsun çok. Ya biliniyorsun da görünmüyorsun. Ya aslında şarkı... Yok açıkla diye söylemedim. Ben söyledim bitti. Bitti tamam kapat. Niye sen kendini bir anlatma derdindesin ki böyle? Ne bileyim, yani öyle bir şeyim var herhalde ya. Bir görünmüyorsun dedim bitti. Neyi ekliyorsun üzerine yani? Bilemedim. Nasıl gidiyor Meltem? Üçler nasıl? Sen havandasın Fettah. Bugün. Havandayım. Fettah'ı da bulmuşum. Evet. Fettah anlat. Niye bu kadar... Çok iyi oldu. Hemen diye devam edeyim. Evet. Şimdi... Bir dönem çok yoğun bir şekilde şarkı yazdık. Hani bir sürü albüme şarkılarımız giriyordu. Kazandın mı para? Şükür, her şey yolunda çok şükür. Şükür yani. Güzel, aynen. Evet. Aynen. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani bir bestecinin çok göz önünde olması benim için çok önemli bir şey değildi. Hiçbir zaman da öyle olmadı. Çünkü ne kadar göz önünde olursanız o kadar özgürlük kısıtlanıyor diye düşünüyorum. Ben o dönem daha çok şarkı yazmayı planladığım için... Evet. İşte rahat rahat böyle... Sonra ne oldu? Özgürlüğün kısıtlansın mı istedin? Evet, biraz istedim. Evet, istedim. Yani şöyle istedim aslında. Bir gün Gülben Ergen'in bir açık hava konserinde şarkı söyledim. O şarkı bir daha istendi ve indiğimde bayağı bir şey Hangi oldu. Hangi şarkıydı abi? Yalnızlık. Hangisi? Yalnızlık. Yalnızlık, evet. Evet. Sen sadece Gülben Ergen değil, Hande Gerek bir sürü insana da parça veriyorsun, doğru mu? Bu verdiğim parçalardan bizim senin olduğunu... Bilmediğimiz hangileri var mesela yani? Hangi parçalar senin? Duvar vardır. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasıl tuttum. Sezen Aksu, Alper Arman. Al mikrofonu. Evet. Al böyle ufak bir mırıldan abi. Al mikrofonu bir ufak. Bak var burada mikrofon var. Ha okey. Şöyle yapalım o zaman. Ben o Şu benim mikrofonum. O da mikrofon var ama. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasıl tuttum. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasıl tuttum, ağlaya ağlaya yüzüm tuttum. Işıklı yol, ışıklı yol. Ben de buralardan giderim. Öyle olsun istiyorsan, senin bana küs ol. Değiştireyim mi? Bir dakika dur. Siz değiştirin. Ya öyle süper. Hava yapmayın bana. Öyle biliyorum ayakta. Değiştir abi bir tane daha. Bu aşkın katili sensin. Teslim ol suçlusu sensin. Bir tek sen senin içinde. Hem bıçak hem yara sensin. Abi Türkü bir şey söyleyeceğim sana. İnsan deli olmaz mı? Bu kadar güzel parçaları yapıp da ekranda söylendiğini, deli gibi eşlik edildiğini görünce ne yapıyordun evde sen tek başına? Yani şöyle delirir insan yani. Hayır şöyle oluyor. Hani... Ben ekranda valla böyle bir şey olsa delirim evde. Ya. Benim de kimse bilmiyor be. Ah be. Ya öyle bir şey yok. Hani ben onun mutluluğunu şöyle yaşadım. Birçok gittiğim kulüpte mesela atıyorum bir yere gidiyorsam şunu yaşadım gerçekten. 1000-1500 kişi insan çığlık ata o şarkıyı söylüyor. Ben böyle kenardan köşeden işte ne güzel herkesin kafasında bambaşka hayaller var ve bu hayalleri ben kurduruyorum dedim. Aa bir dakika o tabloyu hayır bir dakika alkışlanacak cümleydi ama bir dakika.
El de böyle kaldı. Bir dakika şimdi. Benim bu ele bir bahane bulmam lazım. O tabloyu ben çizdim. Böyle 1500 kişi 1500 kişinin girdiği bir barda gemilerde talim vardaki gemi kadar başına gemi düşsün ulucum olur mu? Allah Allah. 1500 kişilik barda tek ama başına. Ama o da ne parçadır be? Ha? Hiç kulaklarımızdan gitmedi bugüne kadar. Ne parçadır? Klasik oldu ama. Klasik oldu, klasik oldu. Bari buraya oynayayım. Ne yapayım? Çok acayip parça oldu. O şey, Oktay. O çok enteresan bir parça oldu gerçekten. Yani, o parça. Bu adam kasılmaktan bir yer. Çok enteresan parça oldu Oktay. Gerçekten de o parça gibisi. Enteresan parça oldu ya. Bir ara Oktay. Vallahi yani hani yurt dışında bile dediler ki acaba listeye soksak mı falan diye. Ya Bon Jovi. Değil mi? İstediğin değil mi sen? Yok Bon Jovi sadece yani. Sadece Bon Jovi yani. Bu gemilerde talim varı bir gün sadece bir program bütün seyirciyi toplayacağım. Baştan söylemeye başlayacağım. 2,5 saat bunu söyleyeceğim. Başka hiçbir şey yapmayacağım o günkü programda. Böyle doyalım. Niye ne doyalım. Suçumuz var abi deli misin? Biz ne yaptık sana ya? Niye 2,5 saat söylüyorsun onu yani anlamadım. Seviyordun ya klasik oldu diyordun. O ayrı. Klasik artık onu kenara koyduk tamam. Yani yeni bir şey bekliyoruz o anlamda söylüyorum. Ha yeni bir şey geliyor. Nasıl açmaz İki yaptım ama bak vallahi, kardeşine bak. Yemin ediyorum sanki bak, programı sen sunuyorsun da ben derdimi anlatıyormuş gibi oldum. Oktay yeni bir albüm geliyor. Kimlerle çalıştın Beyazı? Kimlerle çalıştım? Öncelikle kostümüm için Perihan Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Böyle başlar ya. Perihan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Fotoğrafları kim çekti kardeşim? Albüm fotoğraflarını. Albüm fotoğraflarını buradan çok selam söylemek istiyorum kendisine. Şu anda bizi izliyor bir tane. Mehmet Turgut çekti albüm fotoğraflarını. Üç parçayı Fettah Can'dan aldım. Fettah'a buradan çok selam söylüyorum. Şu anda beni izliyorsa buradan. Şöyle. İki parça Ümit Sayın'dan iki parçam var. Bir parça da Ajda Pekkan'dan. Turne falan olacak mı Beyaz? Turne, yapacak mısınız? Turne düşünüyorum turne. Sadece düşünüyorum turne. Yani nasıl olur diye düşünüyorum turne. Olur inşallah be. Ama yurt dışı olsun. Falan herhalde var. Sizin başka konuklarınız yok mu? Bir tek ben mi varım? Böyle bana bir abandınız böyle üstüme. Arkadaşlar peki. Reklama 5 dakika var. İşte abi sohbet daha edemeden bittik yani. Reklam mı var? Ekran başındakilere söyleyeyim. Ya bu bize mi denk geldi bu sık reklam kardeşim ya? Vallahi size denk geldi. Ya Allah Allah şuraya konuşalım diye geldik. Bugün dedim ki konuklarım böyle konuklarım var dedim. Bütün reklamcılar, bütün firmalar, bütün şirketler. Vallahi yemin ediyorum, yemin etmiyorum vallahi. Ağız. Bütün hepsi dedi ki vallahi dediler bu kadar konuğum varsa önemli değil ama Fettah geliyorsa reklam veririz dediler. Öyle söylediler yani. Nuri'yi izleyen var mı aramızdan Nuri'yi? Evet. Ben de izliyorum. Hemen soruyorum arkadaşlar. Çakır'daki Oktay Kaynarca mı? Adanalı'daki Oktay Kaynarca mı? Nuri'deki Oktay Kaynarca mı? Bir dakika. Şöyle bir dakika. Şu arkadaşın kafaya bir şey atsanız da vallahi. Bir dakika. Şöyle bir şey yapalım mı? Seninle bir dizi yapalım. Sen Çakır'ı oyna, ben arkadan devamlı gemilerde talim var söyle. Vallahi güzel olmaz mı? Acayip bir kombinasyon güzel. Olmaz mı yani? İkide bir de çıkıp değil mi orada? Tabii arada. Abi sen böyle devamlı geleceksin, ben geldim. Ben gemilerde talim var diye böyle bir... Özledin mi? Yani onu da özledin mi yani o Çakır işlerini? Yok ya değil. Yaptığım işe konsantre olduğum için aslında hiç öyle bakmadım ben. Yani yaptığımız işle o kadar çok haşır neşiriz ki şimdi setten geliyoruz. O kadar yoğunuz ki o kadar çok hani bir de doğaçlama üzerine kurulu bir iş ki. Evet. Zaten onları düşünmeye bakıyorum. Bir de yaptığınız iş yani. Güzel iş oldu ha Meltem. Oldu yani. Öyle mi düşünüyorsun? Yok ben düşünmüyorum da öyle bir şey oldum yani. Oldum. Ben eğleniyorum. Seviyorum. Çok seviyorum. Ya bu Meltem ne kadar güzel kız değil mi? Gerçekten. Bir şey daha söyleyeyim. Bu hani sanatçılar diyor ya şunu yiyorum, kilo veriyorum, bunu yapıyorum, güzelliği falan. Bunu Meltem Cumbul'a sormak lazım. Gitgide
Bak ben Meltem Cumhur'la Biz Size Aşık Olduk diye bir dizi yaptım yıllar önce. Kanal D'de hatırlar mısınız? Hatırlıyorum evet. Kimse hatırlamıyor. Kimse hatırlamıyor galiba. Fettah ben de senin gibiyim biliyor musun? Böyle binlerce kişi izlerken arkada dolaşıyorum böyle tek başına. Böyle geziyoruz. Abi ne abisi ya sana soruyorum. Biz Size Aşık Olduk diye dizi yaptık. Onu da seyredeceğim biraz sonra. Oradaki Meltem'le buradaki Meltem arasında dağlar kadar fark var. Gittikçe güzelleşiyorsun. Ay çok ve teşekkür ve özellikle ederim. Bu dizide, Nuri'de bir mimiklerim var, bir hareketlerim var. Böyle bir seksapelite. Oo, bir... cidden mi? Oo. Hey, Amerika'dan yeni geldik ya. Hey dostum. Ama vallahi bir şey olmuş sana yani. Bir hareketler, tavırlar falan çok bir şey var yani. Çok teşekkür ederim. Hazır mı? İzleyebiliyor muyuz bir? Kaç dakikamız var? 2 dakika mı kaldı? Hadi peki. İzleyelim o VTR'yi ya. Şu sizin Nuri VTR'sinde bir şeyler yaptık. Öyle da. Mi? Bir peki. İzleyelim yani. İyi yerlerinden. Peki. Bana söylemek istediğin bir şey mi var? Ben boşanmak istiyorum Leyla. Eski karından korkuyor musun yoksa? Nuri ya! Yo, ne alakası var? Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Yalan. 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 Yalan söylüyorsun. Hani eski karından uzak duracaktın bundan sonra? Duramıyor işte. Aklı fikri bende hala. Eziyetleri duble yapmışsın bakıyorum. Tüpçü azgın teke. Azgın teke. Azgın teke kibetimdeyim daha. Yeni yenge eski yengenin kapısının önünde ne arıyor? Belasını. Bu zili ben ağzına bir çıkarım, her tokat attığımda çın 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 atarsın. Ayak üstü yapıştır töhmeti. Hop, gelişine töhmet. Yine mi töhmetliyim? Gider ayak töhmet ha. Yatak. Bu töhmet ha. Töhmetim bu kadar olmaz. Nuri. 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 Garson. Azgın teke vaka budur. Azgın teke. Evet abi. Kim yazıyor? Tayfun Güneyer. Tayfun Güneyer yazıyor. Tayfun yazıp Tayfun yönetiyor zaten. Tayfun yazıp Tayfun yönetiyor. Tayfun evet. Arkadaşlar tanır mısınız Tayfun Güneyer'i? Enteresan adamdır. Tutmayan işi yoktur. Var mı tutmayan işi? Ben bilmiyorum. Tayfun'un yok gibi bir şey. Neredesin? Yılan hikayesini de yazan oydu. En son Türk Malı'nı da yazan oydu. Yani adamın mizah yeteneği falanı filanı bir de yaptığı işe. Şimdi uzun uzun biraz sonra konuşuruz ama özellikle bu dizideki dekor da inanılmaz. Evet, dekor yani başrolü. Çok acayip. Doğru. Dekor başrolde yani doğru, gerçekten. Evet, hakikaten cidden öyle. Dileğin eline sağlık. Yani... Evet, hepsinin eline sağlık. Bütün ekibin konuşacağız. Reklamlardan sonra İnanmıyorum ya. Konuşacağız. Evet, ne yazık ya. Evet. Telaşlanma. Telaşlanma. Evet, aklını, kafanı kullan. Biz bakıyoruz zaten. Kes Allah aşkına şu çilekleri. Bu antipatik. Her şeyim aydın olsun abi. Her şeyim aydın olsun yani. Beyaz Söy devam ediyor arkadaşlar. Öykü ile devam edelim. Öykü nasılsın, iyisin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Senin nasıl oldu diziye girmen? Ne yapıyordun da oldu? Nasıl girdin diziye? Kim seçti? Elemeler mi oldu? Ya audition'a katıldım. Evet. Öncesinde zaten biz aslında aynı yapım şirketin başka işi için görüşüyorduk. O iş ertelenince hani bunun audition'a girdim. Kısmet bu oldu. Başka bir işe gittim, bu iş çıktı karşına. Evet. Memnunsun. Gayet memnunum. Nasıl set ortamı? Oktay'la, efendim Meltem'le çalışmak, orada olmak... Çok güzel. Meltem abladan çok şey öğreniyorum. Oktay'dan da nasıl gülünür, nasıl mutlu olunur, nasıl pozitif olur onu öğreniyorum. Ve nasıl abi denilmez onu da öğretmiş kendisi. Harika derler. Harika. Ya sen ama bu yaptığın çok ayıp senin ama. Ayıp değil abi. Çok ayıp Meltem ama. Kaç yaş büyüksün benden? Çok ayıp ama ya. Aynısı. Kaç yaş büyüksün niye? Ben benden? Ben ondan büyüyüm canım. Kaç yaş büyüksün Meltem? Sana ne? Sana ne ya? Bak bana böyle... Sana ne bak, ya? Bak bir şey söyleyeceğim. Sanki kendi küçük ha. Bir şey söyleyeceğim. Bana böyle kızarsan acısını Fettah'tan çıkartırım. Çünkü benim sana dilim yetmez. Vallahi acısı oradan çıkar. Fettah'a acıyorsan bana laf söyleme. Ayrıca da bu abi meselesi hakikaten hoşuma giden bir durum değil yani. Abi yani bir kadının ağzına yakışmıyor abi lafı. Yakışıyor mu? Hadi yakışmıyor. Cümlenin gelişini Meltem abladan ve Oktay'dan diye. Ama kız ama medeni kız. Ama insan partnerine dememeli yani abi dememeli. Doğru söylüyor. Abi deme ona da abla deme. Sen Meltem'in yaşında... Ama onun hocası da ondan. Oldu. Hocalık yapıyor da ondan ona. Ha, sen Öykü'nün hocası mısın? Hocalık yapıyor Seth'de yani. Yok canım hala hala. O yüzden böyle yakınlık var yani. Ekip daha kendi arasında hiçbir şeyden emin değil ki. O ona hocalık yapıyor diyor. O bana diyor ki alçak gönüllülük yapıyor kız. Niye üstüne gidiyorsun Beyaz ya? Meltem'im benim. Kaç oldun Meltem? Ben valla bunda hiç şey sakladığım bir şey değil Oktay gibi. Ben sana bir Oktay gibi mi? Ben hiç ne zaman sakladım be? Kaç oldun söyle. Senden 2 yaş büyüğüm işte. O zaman... Ben ortaya koyayım sen topla.
Peki tamam, şimdi açıklıyoruz o zaman. O zaman benden 2 yaş büyüksen yaş konusunu açmamakta fayda var. Açmamakta fayda var. Hiç girmeyelim o konulara yani. İyi tamam peki. Bu soruyu kendime bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim? Yaşlanmayı bilmeyen, yaşlanmayı bilmeyen. O ne ya? Öyle şarkı sözü mü olur ya? Yaşlanmayı bilmeyen Benjamin Button'dur. Yaşlanmayı bilmeyen Benjamin Button'dur diyor. Oo, sohbeti buradan toplayamayız bu sohbeti. Reklam şimdi reklam musun? Girecek çabuk. Süper. Çabuk çabuk. Ha, evet. Aman reklam girerken hemen reklam bir şeyler konuşalım. Abi, çabuk. Çocuklar reklam girerken bana haber verin oldu mu? Yani ben çünkü tam şey yapamayabiliyorum. Öykü Çelik'in en çok ne konuşuluyor biliyor musun Öykü? Gözlerin tabii acayip konuşuluyor yani. Yani yine mi sen ya? Arkadaş, tribün lideri misin? Eskişehir bandosu musun? Nesin ya? Ya bir tek sen misin ya? Öykü Çelik'in gözleri diyorum. Öykü Çelik'in gözleri arkadaşlar her yerde, internette mi internette Öykü Çelik'in gözleri de gözleri, gözleri de gözleri. Sen farkında mısın bu kadar etkileyici baktığının ve bu kadar güzel gözlerinin olduğunun? Yani güzel olduğunu söylüyorlar evet hani. Sana yani. Ne? Yine mi bana ne acaba? Sana ne abi? Hangi konu bana da ben açacağım o konuyu ya? Gözler mözler ne oluyor abi oyunculuktan falan bahset. Öykü Çelik'in gözleri. Sana ne Öykü Çelik'in gözlerinden kardeşim? Allah Allah. Oyunculuk mu oyunculuk oralardan gir. Ne yapacaksın göz göz şimdi ya? Karıştırma ortalığı ya. Biz sana söylüyor muyuz gözlerin güzel diye? Sen nasıl? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, içime kaçtım. Bir dakika. Ben ilk defa bir konuğu Nuri olarak çağırıp Çakır olarak uğurlayacağım buradan yani. O arayı yaşıyorum. Kendi üzerimde yaşıyorum şu anda onu. Belki konuyu bir yere getireceğim. Bu şu kızın gözleri, şu kızın efendim tipi kime benziyor? Kime benziyor? Hayır. Bakın şimdi kime benziyor? Acayip benziyor. Bismillahirrahmanirrahim. National Geography'nin yüzü vardır bir kız. Ha evet. Afganistan'daki, Afganistan'daki kız. Güzel kız. Bulunan kız. Evet. Bir gösterelim onu bir fotoğrafı. Doğru. Bak, evet, benzemiyor doğru. Mu? Gözleri benziyor. Gözleri benziyor. Ama Öykü'nün de fotoğrafını koy. Ona benzeyen fotoğrafını koy. Bak. Hayır. Öykü daha güzel. Güzelmiş. Aa, evet. Yani o National Geography'nin Öykü daha ziyade Discovery Channel gibi, onun dergisi diye. Biz bu gözleri aldık, bu Öykü Çelik gözlerini aldık. Başka ünlülere de koyduk. Hadi canım. Acaba dedik bu ünlülerde bu gözler dursa nasıl durur diye. Bir hep beraber bakalım, ben sıralamayı bilmiyorum ama bir getirelim bakalım kimlerde var o gözler. Evet. Çok güzel oldu. Bir Nihat yakışıklı adam böyle daha da iyi oldu. Vallahi güzel oldu. Başka kim var? Of. Evet. Of. Angelina Jolie gibi olmuş. Angelina Jolie. Vallahi Angelina Jolie. Erkan Petekkaya. Evet devam edelim. Kayahan. Kayahan abi. Kayahan abinin affına sığınarak yani bu gözler. Evet. Başka? Kimdi? Kim? O kadar, o kadar değişmiş. O kadar değişmiş. Bak, evet, hakikaten. Ha, şuradan daha net gözüküyor ya arkadan şuradan. Başka? Çok değişmiş. Osman. Osman. Yakışmış Osman'a. Evet. Ah. Osman hafif Chucky gibi olmuştu ama. Of. Evet. Mahsun kim? Mahsun. Aa, kime benzemiş biliyor musun? Kime? Dur. Bir dakika. Şeye hayır Muhteşem Süleyman'a benzememiş mi? Halit'e benzememiş Aa, mi? Halit'e benzemiş. Halit'in gözleri zaten. Evet abi Halit'e yani. Benzemiş. Renk demek. Bitti mi? Bu kadar mı? Evet ellerine sağlık yapan bizim ekibe çok çok teşekkür ediyoruz. Ayşegül Karaman Adana. Ayşegül Karaman Adana. İyi geceler Ayşegül Hanım. İyi geceler. Nasılsınız? Bey. İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizler deyiz. Okuyor musun çalışıyor musun Ayşegül'cüğüm? Çalışıyorum. Nerede? Kafem var kendime ait. Ne var? Kafem var. Kafem var kendine ait. Evet. Hayır lan kasam var kendime ait. Önceydim nasıl çalıştıysa zamanında kasası var kendine ait yani. O kadar parası var. Ayşegül hemen sorularını alalım. Hemen. Tamam. Ben bütün konuklarınıza birer soru sormak istiyorum. Hemen. Kısa kısa. Tamam. İlk önce Meltem Hanım'a sormak istiyorum. Oh yırtık. Evet. Buyurun. Bu Nuri dizisindeki karakteriniz, aşk hayatınızdaki karakteriniz uyuşuyor mu?
Anlayamadım. Bu Nuri dizisindeki karakterinizle. Tekerleme gibi soru da, soru da zor. Aşk hayatınız uyuşuyor mu acaba? Bu Nuri dizisindeki karakterinin aşk hayatındaki karakterine uyuşuyor mu? Anladım. Hayır. Yani tabii 21 yıllık bir evlilik geçirmediğimden dolayı ya da öyle bir tecrübem olmadığı için iki çocuk. Yani bu karakter çok başka bir karakter ve yaşadığı tecrübeler de çok farklı. Değil, hayır. Peki ben soruyu şöyle soracağım. Azgın teke sendromu. Senin başına gelse ileride 21 yıllık evli olsan ve kocan senden ayrılıp 21 yaşında bir kadınla beraber olsa sen ne düşünürsün bununla ilgili? Canı sağ olsun diye düşünürüm ya. Öyle mi? Tabii öyle istiyorsa öyle yapacaktır yani. Ya bu televizyondayız diye mi böyle gerçekten canı sağ olsun deyip çıkar mısın kenara? Şimdi şöyle bir, şimdi şöyle bir şey var tabii orada başka bir durum var. Yani o ne Leyla ve Nuri'nin durumu şöyle, onlar çocukluk aşkı. Bir arada büyümüşler, gözünü açmış, kız Nuri'yi görmüş, Nuri de Leyla'yı görmüş, 21 yıllarını bir arada geçirmişler, başka bir şey düşünmeyeceklerini ve bir daha hayatlarına hani onsuz yaşayamayacak haldeyken tabii bir anda darbe olmuş Leyla'ya. Böyle olunca durum daha başka. Şimdi... İnsan olgunlaştıktan sonra çok daha farklı düşünüyor bir sürü şeyi. Dolayısıyla öyle bakmıyorum ben. 21 yılın sonundaki şartlar da bambaşka zaten. Yani bugün konuşmak yani da ancak bu ben, kadar. Şöyle düşünüyorum. Hani sanıyorum şimdiden itibaren 21'i düşünürsen zaten yani 40 yaşındayım şimdi 61. Hani çok rahat gitmeli bence. Gidip bence de çok rahat gitmeli. Ayşe Gülcüğüm var mı yani başka sorun? Evet tabii ki de. Şöyle yapalım. Ben Fetah Can Bey'e soracağım. Evet. Evet, akımla düet yapmak nereden aklına geldi? O şarkı... Bu sorunun tonlamasında bir sinir sezdim böyle bir... Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani şöyle sordu o ekranı. Demet Akkan'a düet yapmak nereden aklına geldi? Allah'ını seversen. Ben diye onun, sordu. Böyle onun sordu cevabını diye vereyim ben. Demet'in yeni albümü için birkaç şarkı yaptık. Bu şarkı da albümünde olacak şarkılardan biriydi. Sonra evde şarkıyı birlikte çalışırken... Hem gel hem ayağa kalkalım hem anlat abi sen bir taraftan ben bir de taraftan senin... Bir taraftan da şarkıyı mı söyleyeyim? Tekizatı ayarlayayım. Okay. Burası iyi mi? İyidir, iyidir, gayet iyi. Sağ ol. Şarkı dediğim gibi beraber söylediğimizde güzel duyuldu. Sağ olsun Demet de öyle bir şey yapsak mı dedi. Ve biz o şarkıyı düet olarak okuduk ve çıktı. Bir problem mi var? Sen bayağı üstünü başına düzelttin yani. Hayır kablo ses çıkarabilir yani diye. Demet'le beraber bunları yaptık. Demet de bunu yaparken onları da yaptık. Şöyle falan. Rahat mısın abi? Evet gayet rahat. Peki Ayşegül'e çok çok teşekkür ediyoruz. Hangi parça hocam? Işıklı yol söyleyeyim. İster miyiz ışıklı yol? Bir dakika. Neden? Demin de katılırken katılır mısınız deyince hep kız arkadaşlar katıldı. Hiç erkek arkadaşlarda bir ses yoktu mesela. Aynı arkadaş mı? Seni Beyaz Show'da işe başlatacağım. Vallahi tepkiler falan zamanlamalar harika yani. Erkek arkadaşlar...
sessizlik bu günün habercisi. Önce hafif bir rüzgar, ardından fırtına. Böyle başladı bu ayrılık hikayesi. Sevmemiş miydim, yoksa sevilmemiş miydim? Ne kadarı yalan, ne kadarı gerçekti? Özenle seçilmiş yalın cümleler kurdum. Vedalaştık dışarıda, fırtına demiştim. Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu sizde. Arkasız. Seçtiğimi binleri birer birer yalnız mı izleyeceğim? Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu yalnız mı yürüyeceğim? Reklamlardan sonra beraberiz. Yes. Merhaba sevgili izleyiciler. Ruhum o kadar kıpır kıpır, coşkulu ve hayat dolu ki bu güzel Nisan akşamında sizlere Orhan Veli'nin mısralarıyla seslenmek istiyorum. İmkansız şey şiir yazmak aşıksan eğer ve yazmamak aylardan Nisansa. Listemizin 3 numarası eser tam anlamıyla bir damar parça özelliğini taşıyor. İçinde ne bir umut var ne de olumlu herhangi bir duygu. Sanatçımız isyan dahi etmiyor. Kaderine razı. Baksanıza şu sözlere. Yazık bana, yazık bana. Bu kaçıncı kazık bana? Herkese gülen şu felek neden böyle bozuk bana? Açılışta ruhum kıpır kıpır diyordum ama of, benim bile içim karardı. Herkesten ve her şeyden nefret ediyorum sanki. Öyle bir hava doğdu burada. Yazık bana, yazık bana. Kaçıncı kazık bana? Herkese gülen bu felek neden böyle bozuk bana? Yazık bana, yazık bana. Kaçıncı kazık bana? Herkese gülen bu felek neden böyle bozuk bana? Ve iki numara. Geçen hafta listemize 3 numaradan giren ve bu hafta çok hızlı bir yükselişle 2 numaraya sıçrayan kült bir eser. Öncelikle şunu söyleyelim. Klip için hiçbir masraftan kaçınılmamış ve dev bir bütçe ayrılmış. Neticede görsel bir şöleni andıran bu klip aynı zamanda da bir oyunculuk resitali sunuyor. Sanatçının unutmadım çektirdiklerini derken ayak parmaklarının oynaması bu duruma en güzel örnek. Sevgili seyirciler, geldik bir numaraya. Olmuyor böyle, olmuyor böyle diyerek haftalardır zirveden inmeyen sanatçımız artık kendi haline bırakıldı. İlk zamanlarda olmayan ne? Sevgilisi gerçekten var mı?
varsa nereye gitti? Neden bulunamıyor? Adam olmayan sevgiliyi mi seviyor? Olmayan sevgilinin aşkının da olmaması, haliyle bunun da gönle dolmaması normalken bu durum neden sorgulanıyor gibi birçok soruya cevap aranıyordu. Şimdilerde ise herkes olmuyor böyle deyip kestirip atıyor. Kimsenin kimseye müdanası yok valla. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Hayret. İşte o şarkı. Bu nasıl bir aşk? Nasıl sevgi böyle? Söylerim hep sevgili. Anlamaz beni böyle. Olmuyor böyle. Olmuyor böyle. Aşkın hiç kalbime. Olmuyor böyle. Olmuyor böyle. Olmuyor böyle. Sevgin hiç kalbime. Olmuyor böyle. Devam ediyor ve MasterChef'in ekibi geliyor. Batuhan Piatti Zeytinoğlu, Murat Bozok, Erol Kaynar. Evet, efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Size şöyle biraz orada kaldı ama yerimiz, kusura bakmayın, rahat rahat. Abi sen şöyle gel. Hayır, gel Erol abi şöyle. Sen gel yanıma. Nasılsınız, iyisiniz? Bir gelen ekibimize şöyle güzel bir alkış alalım. Sayende program çok başarılı gidiyor. Yani nasılsınız, iyisiniz diyorum ama bugün seyrettik, iyisiniz yani. Ne zaman çekildi bugünkü Biz iki hafta geriden gidiyoruz galiba da. Öyle mi? İki hafta geriden gidiyoruz değil mi abi? Aşağı yukarı öyle, evet. Evet, nasıl falan buluyorsunuz programı? Oktay, seyredebildin mi hiç programı? Ya, denk geldi mi? Bir kere denk geldim. Çok enteresan, çok keyifli. Evet, yani şöyle... O bakış ne abi böyle bir, evet, sen de merak için. Ben de merak için. Arkadaşlar, aslında enteresan olan şu, bugün istakoz yapıldı. Sen seyrettin mi? Ben seyrediyorum. Peki. Yani denk geldiğimi seyrediyorum gerçekten de. Bugün istakoz yapıldı ama hayır, bugün gelecekler değil. Bana sorarlarsa söylerim yani her şeyi. Elemelerden beri seyrediyorum yani. Sadece şunu merak ediyorum. İstakoz yapmak bizim ülkede, yani öyle yemekler dönüyor ki arada... Rating yaptırır mı yaptırmaz mı derken programı rating yapıyor. Yani bugün de o istakoz biçildi, kabuklarından ayrıldı, 50 bin tane şey yapıldı. Yani bu ülkede kaç kişinin evine istakoz giriyor diye derseniz hani çok sayılı insanlarındır. Ama program rating yapıyor. Bu reytingi neye bağlıyorsunuz? Ama yemekler güzel ama bunun dışında bir şey olması lazım yani. Programın formatı çok güzel. Evet. Bence heyecanı, dinamizmi çok iyi. Bir de tabii yemek artık çok hayatımızın içine girdi bence. Yani bütün insanların ilgisini de çekiyor. Ne oldu? Erol abi, bu yemek işi, aşçılık işi bu kadar popüler bir şey değildi yani. Bir şey oldu ve herkes bir anda bir aşçılık kursuna gireyim. Ama büyük bir sanat artık. Yani aşçılık ve yemek yapmak büyük bir sanat oldu biliyorsunuz. Yani çok da iyi yemekler yapan, iyi restoranlar çıktı ortaya. Evet. Merak uyandırdı artık bu. Hayatımızın da parçası yemek yemek. Yani bir şölen aslında yemek yemek. Ya mutlaka bir şölen. Siz de onu orada çok tatlı tatlı anlatıyorsunuz. Fakat tabii... Tatlı tatlı da anlatmıyoruz yani de. Yani bayağı bir tepki geliyor beyazım. Zaten sana yani demedim Batuhan'cığım tatlı tatlı anlatıyorsunuz sen diye. Olma. Sana ya, sana gelecek sıra, sana gelecek. Bugün sıkıntı. Herkesin acısını burada senden çıkartacağım tamam, ya. Tamam, ben buradayım zaten, kenarda kesersiniz beni. Bu sinir nereden geliyor? Yani bu sinir var mıydı daha önce, sende var mıydı? Bu iş ahlakından dolayı mıdır bu? Tahammül mü edemiyorsun en ufak bir yanlışa? Hayır. Yok, ne oluyor? Abi ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi durum şu. Evet. Şimdi bir dakika. Peki, herkes çok merak ediyor. Evet. Gerçekten ona göre anlat. Yani ben herkese cevap verecek gibi. Sen varsın bir kere, ben seni durmadan seyrediyorum. Ve de yani ben buraya çıkmışım, artık yalan söyleyecek halim yok herhalde. Hani... Sonuçta şöyle bir şey var. Mutfaklar kapalı ortamlar. Hiçbir zamanda çok fazla afişe olan noktalar değiller yani. Mutfak dediğim böyle karanlık, kuytuda, köşede acayip yerler. Ne yaparlar, ne biterler. Sen orada bir yere gidersin, kafeye gidersin, restorana gidersin, bir salata yersin. Ama o salatayı ilk sana yapan kimdir? Nasıl yakınır o salata? Ne olur, ne biter? Bunları temiz hiç kimse bilmez. Hiç kimse de hani açıklamak da istemez. Biz böyle başka bir format, bizim... formatımız hakikaten güzel. Bizi inandırdılar. Bizim
sevgili Fatih Güzel bizi böyle bir gaza getirdi. Dedi ki hadi biz bir tane Fatih Master Cesur. Fatih evet. Cesur dedi ki bize çok güzel bir Master Chef çıkartacağız ortaya dedi. Tamam dedim. Yani çıkartalım. Ne yapmamız lazım? Sen hiçbir şey yapmayacaksın Batuhan'cığım. Sen olduğun gibi ol yeter dedi. Ha. Tamam bu sensin dedik. Yani. Ben, o, hepimiz yani. Tamam. Ama yani, bu yani biz sonuçta kapalı, çok sevimliyiz. Kapalı sonra. Bir dünyanın kapılarını açtık yani insanlara. Sonuçta konu bu. Ya samimisiniz de yani biz, ha. Biz mutfağın kapılarını açtık aslında. Yani dış dünyaya açıldık biz. Çünkü o dünya başka bir dünya. İnanın yani oradaki dünyayı kimse bilmiyor aslında. Yani her yerde yemek yediniz eminim. Peki ki. Bilmesi gerekiyor muydu? Gördüğünüz yani, kadar da gerekiyormuş biraz da yani herhalde. Formatta gerekiyor. Aslında Beyazıt'ın sorusu şuydu galiba. Ya kapıları açmaz mı sizi sinirli yaptı? Hayır biz zaten evet, sinirliydi. Kapılar açılınca böyle bir afişe olduk yani. Durum bu. Biz içerisinde gördük bayağı. Geçti niye? Yok be. Ne gerek sonra... var ya çocuklar. Ben bir kere seyrettim. Tir tir titriyor herkes. Niye korkutuyorsunuz ama... milleti? Kimse korkutmuyor. Korkuyorlar arkadaşlar. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim o zaman. Ben bana müsaade edersen. Çok teşekkür ediyorum bu arada gerçekten bize şey verdiğin için hani böyle konuşma imkanı verdiğin için çünkü hani İstanbul Türkiye'nin İstanbul'un yeni canavarları gibi lanse olmak istemiyorum ben de ya da hiçbirine. Hayır kimsenin öyle bir niyeti olmadığı gibi çok ya da keyifli. Ben sadece... onu bildiğim için zaten geldim. Çünkü hakikaten hani çok bir Erol abiye güveniyorlar hani. Erol abi zaten yanımızda bak biri sağda oturmuş biri solda oturuyor. Gözlerin içi gülüyor. Sizi görünce dizleri titriyor milletin ne yapacağız. Eyvallah. Peki evet. Ben şunu söylemek isterim. Nereden şey ettiydik? Bir dakika. Ben o zaman yemekteyiz diyecektim ya. MasterChef ile ilgili VTR'mizi bir izleyelim. Ondan sonra devam edelim. Eyvallah. Sohbaya devam edelim. Tamam. Evet. Paketlerimde Murat ben ayvalı yemek yaparım. Ne yaparım? Ayvalı kuzu yaparım ben. Anlatma bana. Ne yapma. Diyor orada? Vallahi sinir oluyorum ya. Anacığım bir dakikan tamam, kaldı. Iyi, pastayı tamam. Bitir hadi üstüne çikolatayı koy. Ya ben sana yağ almadım. Sen yine yağ içine döküyorsun. Durmayayım abicim ben her gün eve ishal olmaya. Vallahi affedersin ben köpeğime mama versem daha güzel bir prezentasyon olur. Gerçekten. Ha? Çok önemli değil benim için. Köpek lafı çok ağır olur. Ama böyle bir yemek yok. Sen hayatında böyle bir yemek koydun mu birinin misafirin önüne ya? Ne yapayım ben peki buna? Çok tatsız olmuş ya. Ters fasıl. Saksı sesi bir şey. Ben bunu yemek zorunda mıyım abi? Bana onu söyle. Yiyebilir miyim? Yenir mi bu? Yenirim ben. Yenir mi? Yesene şunu ya. Bana sorma Hüseyin. Tamam. Bana sorma. Daha ne yapayım? Ben mi yapayım turtanı? Bugün Erol abi bir şey anlattı. Programda dedi ki ben dedi ilk aşçılığa başlarken dedi. Bu dedi hiçbir şey dedi. Bana bu işi öğretenler dedi. Yani ellerini dedi böyle tırnaklarını elime geçirdiler de öyle öğrettiler dedi. Bu yemek yapma işi, aşçı olma işi bizim tahmin ettiğimiz kadar herhalde çok kolay bir iş değil. Nihayetinde bir sorumluluk. Doğru mu? Bir kere abi ben çok özür dilerim. Tabii, küçük bir parantez açıp ondan sonra lafı sana bırakacağım. Yok hayır lütfen. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani yarışmanın adı MasterChef. Hani evet. Hariciyeciler yarışıyor değil yani anlatabiliyor muyum? Aşçılar yarışıyor. Sonuçta çok böyle gayet ağır 15 saat 16 saat ben işten çıktım geldim. Murat işten çıktı geldi. Tabii bu arada bu akşam 200-250 kişi bu akşam cuma müsaade ederseniz. Evet. Yani 200-250 kişi var onlara alakart yemek çıkartıyorsunuz. Hı. Gayet frenetik gayet böyle psikopat diyeyim. Böyle bir iş var ortada ve bunun mükemmel çıkması lazım. Çünkü yapıyorsunuz, veriyorsunuz ve misafir yiyor. Çok büyük paralar ödüyor bu yemekler için. Ve de sizin yanlış yapma lüksünüz yok. O yüzden birazcık böyle agresif olmanız lazım. Dikkatli olmanız lazım, konsantre olmanız lazım. Bir sürü böyle konular var. Şimdi bu halka açıldığı zaman, insanların her hanelerin içerisine girdiği zaman insanlar tabii ki yadırgıyor ve ben de yani anlayabiliyorum yani bugün şimdi tutup ıstakozu şişleyip kaynar suyun içerisinde kaynattık. Evet. Eminim Hayvanseverler Derneği'nden bir sürü güzel mektup bizi sevenlerden. Istakozun bacaklar macaklar oynuyordu suya girdiğinde. Ama insanlar yerken hiçbir şey söylemiyor süt kuzularını falan yerken lüp lüp böyle. Hiç kimse bir şey söylemiyor ama onun böyle bir de background'u var yani bunun bir de arkası var. Biz de nacizane bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Belki de sahiden de o kapının arkasında olanları... görmüyorduk ve gördüğümüz mesela andaki o, evet. Durum bizi şey yaptı. Yani. Mesele o emin olun yani. Şimdi bu program aslında o kapıları açtı. Evet. O kapıların arkasında neler dönüyor, neler oluyor. Aslında orada bizim yaptığımız bir rol falan değil. Biz yani aktör biz aktör değiliz biz. Yani tiyatro oynamaya gelmedik oraya biz.
Ve canlı yayın değil aslında ama aşağı yukarı hemen hemen hiçbir değişiklik yapılmadan format aynen veriliyor. Yani biz çünkü orada kendi dünyamızı oynuyoruz, kendi dünyamızı yansıtıyoruz. Hakikaten var bu. Yani özellikle tempolu restoranların mutfaklarında inanılmaz kavga döner. Yani kavga derken o savaş vardır orada. Büyük bir coşku vardır. Zaten öyle olmazsanız başarılı olamazsınız. Vallahi izlerken ben şunu gördüm. Bu yarışma programlarında çoğunda olmaz bu dediğim şey. Yani Oktay'la Meltem bana şimdi katılır mı katılmaz mı bilmiyorum ama diyeceğim şeyle daha iyi anlarlar. Yarışma programlarında bedava bir sinir vardır. Jürilerde, öğretenlerde bedava bir sinirdir. Çünkü bilgi satmaz bana, durup dururken sinirlenir. Ya ben ne yapayım o siniri? Yani sadece seyrettirmek için sinirleniyorsun. Ya arkadaş sinirleniyorsun da bir şey de veriyor musun sonucunda? Bu programa tabii şöyle bir şey var. Öyle bir bilgi satıyorsunuz ki, öyle bir bilgi veriyorsunuz ki, öyle enteresan konulardan bahsediyorsunuz ve keyifli şeyler anlatıyorsunuz ki oraya katılan yarışmacı da baştan ben nereye düştüme girdi. Fakat daha sonra aldığı bilgiler ve öğrendikleri yarışmacıyı öyle bir hale soktu ki şu anda sizin siniriniz onu çok enterese etmiyor. Ben şimdi seyrederken bakıyorum, istediğin kadar Batuhan bağır artık, istediğin kadar sinirlen, karşındaki yarışmacının sinirleri alındı. Tabii canım. Çünkü pamuk gibi oldu. Pamuk yani. Gibi oldu çünkü hem o şeyden geçti, tedrisattan geçti mi deniyor, ne deniyor ona? Evet. Hem oradan geçti. Hem de aldığı mutfaktan bilgi... geçti işte ha? Yani değil mi? Mutfaktan geçti. Evet, mutfaktan geçti demek herhalde böyle bir şey. Yani. Bu ustalık zanaatla alakalı olan bir konu. Bu konservatuvarda da var. Yani her sanatla alakalı olan konuda vardır. Ben bir sürü kötü yorumlar okudum. Bunun haricinde güzel yorumlar da var. Çok güzel yorumlar da var bizim yaptığımız işle alakalı. İşte insanlar sadece gördüğü için ön yargılı davranabiliyor. Bu işin doğasında var. Kızmamız mümkün değil. Ama güzel yorumlar da gördük. Yani işte konservatuvar mezunu bir arkadaş yazmış, şey demiş. Geri zekalı gibi niye tutuyorsun sen o mandolini? Doğru düzgün tutsana diyormuş hocası. Şimdi canavar mı adam? Fırça yemeden parlayamaz. Öyle mi? Ama yapıcı, o mudur bu işin acaba? Birer fırça, bir fırça lazım ya. Ama yapıcı yiyeceksin. Bir fırça değil mi o? Yani, rencide edici, seni kırıcı değil. Sonuçta sen bir şeyleri doğru düzgün yaptıktan sonra... Ben çok kafama... Yani ben Murat. Murat bu arada hoş geldin. Yani evet. Seni de alalım davaya çünkü hani... Vallahi Murat böyle... kendi aranızdaki hiyerarşik dengeyi bilmediğim için sen böyle bir... ben daha uslu çocuğum burada. Daha dur diyemedim yani. Reklamlar mı var? Arkadaşlar ben bir şey soracağım size. Bana bak. O karikatürü gördüm. Onu bir ara alacağım, burada göstereceğim. Şimdi sakla sürpriz olsun. Bu reklam olayından memnun musunuz bugün? Hayır. Evet peki. Ne olsun, daha uzun sohbet blokları, daha arada da reklam olsun değil mi? Şimdi ne kadar dakikamız var? 4 dakika reklamımız var. 4 dakika sonra Beyaz Show kaldığı yerden devam edecek efendim.
Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bu arada Fettahçım kim dinliyor bizi şu anda? Hemen söyle. Şöyle söyleyeyim. Bursa'da program yaptığım Çaça diye bir mekan var arkadaşlarımızın mekanı. Bursa Spor bütün yönetim kurulu başkanımız İbrahim Yazıcı. Ertuğrul hocamız yeni sözleşme, sözleşme tazeledi. Onlar bütün futbolcu arkadaşlarım hepsi oradalar. Harika. Buradan, bizi izliyorlar şu an. Onlara da çok selam gönderelim. Mekanı da biliyoruz. Geliyoruz ara sıra. Bursa Spor'a buradan başarılar diliyoruz. Eyvallah. Ertuğrul Hoca'yı da tebrik ediyoruz başarılarından dolayı. Bütün futbolcu arkadaşlar Bursa'ya selamlar, sevgiler. Konser monser var mı? Herhangi bir şey var. Önümüzdeki hafta Ankara'da olacağız. Evet. Yarın tekrar Bursa'ya gidiyorum programa. Dönüyorsun. Öyle, ondan sonra Antalya, İzmir. Öyle geziyorsun. Devam edeceğiz. Tamam, evet. Unuttuğumuz bir şeyler olursa ekle yani diye soruyorum. Yarışa programı alacağım. TNT'de. TNT, evet. TNT'de, evet. TNT'de. Türkçe söylemeye gayret ediyoruz mümkün öyle olduğu mi? Kadar. Pardon. Evet. Mümkün olduğu kadar. Yok, bu seni eleştirdiğimden değil. Yok, bu şaka değil bu. Bu Beyazıt'ı eleştirdiğimden değil ama. Beni bitiriyorsun ya. Ben onu anlamıyorum. Yok, ya. Sen benim kardeşimsin. Çocuklar da ufak sana genelde oldum. Böyle söyleniyor ya TNT falan diye. Ne gerek var abi? TNT işte bildiğin. TNT yani. Yani. Ya oradaki arkadaşa bayıl efektçi. Genelde böyle söyleniyor korkmaz diyorsun. Çakar. Ya, diyor. Evet, korkmaz, korkmaz çakar. Değil mi? Korkmaz efektör korkmaz çakar. Rahmetli. Evet. Başladı mı? Başlıyor. Hayır hayır çocuklar. Çocuklar o kadar, o kadar değildir ne olur. Evet. Hakikaten çok ilginç bir yarışma. Ben çünkü sunarken, programları çekerken önümüzdeki haftadan itibaren yayına girecek. Çok keyif alıyorum. İlk defa bir yarışma sunarken veya işte hani kendim dışarıdan baktığımda da bu kadar çok keyif alıyorum. Çünkü çok enteresan. Bugüne kadar yapılmamış bir yarışma. Şöyle bir üst başlığı var yarışmanın. Diyor ki ne bildiğiniz önemli değil. Nasıl düşündüğünüz önemli. Güzel. Peki nasıl düşündüğün seni orada demoralize... Bir takım var ve o takım... Ya nasıl düşündüğünde rezil oluyor musun? Bazen oluyorsun tabii. Çünkü ne bildiğin ulan, biz o zaman bunu nasıl göremedik ya? Biz bunu nasıl atladık ya falan diyorsun ama ekran başında da yarışmacılarla birlikte aynı şeyi söylüyorsun. Ha, evet. Ödül ne kadar? 500 bin liraya kadar çıkıyor. Çıkan oldu mu? Daha olmadı. Evet. Sizin ödül ne kadar hocam? 100 milyar. 100 milyar. Eski parayla. Peki 100 milyar yarışmacılar kazanacak. Siz bittiğinde ne kazanacaksınız? Öpücük. Evet. Harika. Öperek uğurlayacaklar. Seninki 500 bine kadar çıkıyor yani. Çıkıyor. Evet güzel. Çıkıyor. Bir telefon var. Oktay bağla. Bir arkadaşım çok seviyorum beni. Bağlayalım. Pelin Karademir aramış İstanbul'dan. Bağlanmazsam öldürür o beni. Hayranlarımdan bir tanesi. Pelin Hanım iyi geceler. Gözüm karadır. Ne oluyor ya? Alo. Alo. Pelin Hanım iyi geceler. Orada bayağı bir sohbet var herhalde. Evet. Kiminle görüşüyoruz? Beyaz. Beyaz. Amcanları mı arıyordun da bana denk gel? Birden niye şaşırdın? Beni beyaz, aradın zaten. Beyaz. Ay bir şey söyleyeceğim. Oktay Kaynarca'ya bir sorun var onun için arada. Söyle Pelin'cim. Söyle aşkım. Söyle. Oktay'cığım ben sana hayranım. Ah canım Kutlar benim. Kutlar Vadisi'nden beri. Ah canım benim biliyorum. Ben niye geldim buraya kadar da hiç yani. Hiç peşimi bırakmadı bugüne konuşun, kadar. Konuşun. Yo bana döndürme kamerayı konuşun. Ya. Oktay Bey. Benim seyircim var ya. Söyle canımcığım söyle. Ben çok... Yapma bir dakika. Ya pardon Oktay çok özür dilerim Oktay. Pardon Oktay dedim ama Oktay'cığım. Söyle canım benim söyle. Hocam yanımda da. Bana göz taşı şikayet ediyor ama ne yapayım hayatım ya? Yapacak bir şey yok. Beğeniyorum. Nasıl bir yere düştük arkadaş biz de bu? Anlamadık ki ya. Aa, 40 yılda bir telefona bağlandım. Ben Oktay'ı görünce dayanamıyorum. Hocam bunu bildiği halde bana bir türlü... Lütfen bir dakika. Bırakın. Elim böyle kalmış. Vallahi elim böyle kalmış. Bak bu da böyle ya kalmış. Ya Pelin kocan Pelin. Yine mi yanında? Oktay Bey duyuyor musunuz beni? Bu sizin kocanız. Benimle ne zaman konuşsa kavga ediyor kocasıyla. Ben böyle bir şey görmedim. Ben Oktay şu an buradan Bey, gitmek Oktay istiyorum. Bey, Oktay Bey ben Pelin Hanım'ın kocasıyım. Adım Kasım Kandemir. Bak kötü bir şey söyleme sakın. Yok, gerçekten burada ailece buradayız şu anda. 3 katın komşusu bir eve toplandık. Merhaba. Bir dakika. Bey, bir dakika. Hayranlıkla sizi izliyoruz. Merhaba. Yerime kadar gelemedim yani. Yolda yani. Bir şeyler oluyor. Kay ben böyle tek başıma durmayayım kalabalığın. Yanacaksak hepimiz yanalım yani.
Beyaz abi. Efendim? Beyaz abi, bir dakika beni dinleyebilir misiniz abi? Bir saniye bir şey söyleyebilirim. Tamam, bir şey söyleyeyim. Ne abi? Tam bir söylüyorum. Abi ben gerçekten yani eşim size hayran. Ben de size ayrı bir hayranlığım var. Yani özellikle Beyaz Bey'e. Ben Oktay Bey beni duyuyor mu bilmiyorum. Ben nefret ediyorum ondan yani. Ya ben sana demedim mi? Bir dakika. Ya bak gözün seveni yapma. Hayır hayatım. Bir Nisan. Bugün 1 Nisan. Bunun altından bir şaka çıkarsa. Ya yok bir şey. Dur bir dakika dinleyelim. Bir dakika dur. Bir dakika. Oktay sakın kırılma. Benim koca biraz böyle işte. Ya bir ses. Oktay'ım sen bir kenara. Bu ses Meltem Cumbul'un sesi değil mi ya? Ya ne alakası var? Sen bizimle canlı canlı nasıl konuşsun oradan Meltem Cumbul? Ben de anlamıyorum. Vantolamak mısın? Buradan mı çıkıyor? Beyaz Bey, müsaade eder misiniz? Benim suratıma bakıyor. Bak eşim Oktay'a hayran, ben size hayranım. Yani benim ondan bir şey söylemem lazım. Yani Beyaz Bey'i biliyor musunuz? Bir dakika. Eşim size Oktay'a hayran, ben size hayran derken karıyı gördüm, şöyle oturuyoruz yine ya. Şöyle. Benim burada amcamın oğlu burada. Amcamın oğlu sana bir haynam. Mete senle konuşacağım mı? Gelsene adam burada var. Tamam bırak ben de Oktay'la konuşamam. Beyaz abi. Bir daha bir şey söyleyeceğim. Abi sen bize güvenme. Mete bin boynuna. Bunun bir sonu olmayacak mı acaba? Ağlayacağım. Ya Beyaz abi. Beyaz abi. Abi siz bayağı orada sohbet ediyorsunuz. Arada dönüp bana Beyaz abi diyorsunuz. Ama iki kişi bir şey anlatır. Beyaz'ım bir dakika, Allah belanı vermesin. Bir dur bir dakika ya. Abi buraya kadar geldik yani. Ha, sohbet bulan orada ya. Bir dakika ya ne olur ya. Ya programa geliriz konuşturmazsın. Telefon açarız konuşturmazsın. Uyanamadın mı daha kim abi kırına? Şafak Sezen mi? Ata Demirer ve Hülya Avşar efendim. Hadi hocam ya. Allah'ım. Ata Demirer, Hülya Avşar ve Ata Demirer misiniz siz? Vay öyle sorulmaz da ya. Böyle sorulmaz tabii yani. Ya arkadaş diyorum ki ciddi de başladı yani sohbet. Onlar da programda. Nerede lan? Onlar da yayındalar. Sana yayından bağlandılar. Şu anda yayındalar mı? Ha, TNT'de yayında mısınız şu anda kendi programında? Evet. Ha, şu anda herkes bizim kanalı kapatacak, sizi açacak yani. O mudur yani? Allah. Hülya, şu anda TNT'yi izliyoruz biz, bizim kanalın içinden. Yani izliyoruz artık, yapacak bir şey yok yani. Biz bayağı Beyaz Şov'u bıraktık, senin şovu izliyoruz yani. Bu adam bana bir şey yapacak ama en sonunda bak. İzlemiyorsun. Ata Demirer diyorsun, Şafak Sezer çıkıyor be abicim. Senin de bir ayarın olsun ya. Ya Oktay ya. Bir dakika, Beyaz Şov yok. Benim suçum yok. Bana dediler ki Ata orada. Hülya bir dakika ortalığı karıştırdınız. Ben buraya gelirken dediler ki Ata var. Ama Ata Şafak çıktı. Ata Şafak olmuş. Atadan Şafak. Bence sen sesinden tanımalıydın Şafak. Ben gerçekten yani ben sadece telefonda organize oldu bu iş. Bak asıl ajan Oktay Beyaz bize kızma. Asıl ajan Oktay. Niye bağırıyorsun Hülya'cığım? Ben bir şey söyleyeceğim. Vallahi duyabiliyor musunuz beni? Evet. Ben bir şey söyleyeceğim. Size bu güzel fikirden dolayı, 1 Nisan'daki bu güzel fikirden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü ilk defa Beyaz Show'da bu kadar saat, yaklaşık son 10 dakikadır show yapmadan senin show'unun üzerinden para kazanacağım. Daha ne diyeyim? Efendim Hülya Avşar'a çok çok teşekkür ediyoruz. Yeni yarışa yeni talk show'u başladı onun da TV8'de. pardon Kanal Türk'te. Pardon Flash TV'de. Şimdi milletin kafa bir karışsın, onlar bir arasınlar Hülya'yı. Bizim programla aynı saatte ama kimi seçeceğinizi zaten...
Yok tabii bu işin reklamlar mı var? Yok vallahi parasını veririm şu sohbeti söyleyeceğim ya. Anlatmam lazım derdim yani. Ya nedir ya, toplayalım aramızda ya, bu ne ya? Tabii ya, kaç dakika reklam ya? Kaç para abi ya koskoca kanalda ya, toplayalım şu parayı aramızda ya. Bırakın bizi ya. Para da bana Oktay veriver. Ya bırakın ya. Bizi ya. Oktay versene. Ben vereyim abi, nedir Allah ya? Kaç para ya? 500 bin lira ödüller. Tamam olur ya. Abi bir dakika ya. Ben de duyamadım hiçbir şeyi. Demin söylediğim şakaydı tabii ki. Hülya Avşar'ın programı TNT'de başladı. Bizim tam karşımızda, başarılar diliyoruz. Çok da güzel bir program. Bizim öyle seyredilme, seyredilmeme gibi derdimiz, karşımızda kim başladı, ne oluyor, ne bitiyor gibi hiçbir zaman bir derdimiz olmadığı gibi tamamen destekliyoruz. Şu anda gerçekten bizim programı da kapatıp Hülya'nın programını da seyredebilirsiniz. Çünkü dönüp dolaşıp geleceğiniz yer burası. Bir dakika. Şu son günden bir tek gerçek biliyorsun değil mi? Yani bir dakika, diğeri hepsi sahte bir palavra. Bu da şakaydı. Abi çok güzel bir şey söyleyeyim diye geliyor ama sonunda kendi istediğimi söylemek istiyorum. Aynen öyle tabii. Öyle bir şey oluyor tabii. Yani. Sonu niye böyle bitiyor? Hepimiz için öyle bitiyor. Allah Allah. Hepimiz için öyle bitiyor canım. Allah Allah. Valla TNT ile ortak yayın bile yapabiliriz. Ekranı ikiye bölüp yarısında Hülya, yarısında ben. Buradan bir kulaklık buraya, buradan bir kulaklık buraya. O kadar bizim gönlümüz, yüreğimiz açık. Hiçbir sıkıntımız yok bu konularda. Çünkü bunu çünkü Beyaz Şov 15 yıldır. Ya, Beyaz Şov 15 yıldır. Burada. Hülya'da, Hülya'da oldu ya. Hülya'da bir 40-45 senedir yapıyor. Ya Beyaz... Ya 1 Nisan şakası yapamıyorum. Bırakın bunları yapayım ya. Allah Allah. Hülya Şov'a buradan selamlar sevgiler. Konuklarına da selamlar sevgiler. Cidden dediğim gibi. Hiçbir sıkıntımız, derdimiz yok. Çünkü bizim konuklarımız da ortada. Ne kadar güzel konuklarımız var. İyi bağladın. Yani güzel konuklarımız var diye söyledim yani. Evet. Reklam mı abi? Hadi gir de kurtulalım ya, hadi ya. Bir şey söyleyeceğim. Siz ben konuşurken reklam gelebilirsiniz. Ben devam edeceğim çünkü yani. Rahatım yani. Evet, abi, reklamlardan sonra Beyaz Şov'a devam edeceğim. Abi girin kurtulalım şu reklamdan ya. Fiyatlara da bakar mı yani? Yok, o sonra bakar. Öyle mi? Evet, o sonra. Bizim Türk restoranlarının en büyük derdi, sıkıntısı nedir? Var mı da büyük bir derdimiz, şu eksik oluyor, şunu yapamıyoruz diye? Tabii ki var ama artık çok ileri düzeyde Türk restoranlar, Türkiye'deki restoranlar. Çok iyi restoranlarımız var Türkiye'de bizim. Çünkü iyi aşçılar var. İyi aşçılar da var. Evet, gerçekten de İyi öyle servis elemanları var ve biz servise ve biliyorsunuz sıcakkanlı da bir milletiz. Yani hoş geldiğini çok güzel yaparız. Yani Avrupa'da bu hoş geldiğini bulamazsınız biliyorsunuz. Ya bizde bile şöyle bir şey var, o sıcakkanlılık nedir biliyor musun, o bahsettiğin şey? Bizde yabancı ülkede, ya bizde mesela hesap çıkışmasın, kızla oğlanın hesabı çıkışmasın, gider garsona ya da kasadaki adama der ki ya arkadaş ben kız arkadaşımla geldim. Beni bozma. Beni bozma. Kimliği al. Hesabımla çıkışmadı, kimliği al. Ben şu falan işi bir halet der. O da %90 ben tahmin ediyorum budur yani hareketi. Ya ne demek hadi. Hadi canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Bak işte der yani. Bizim sistem biraz duygu üzerine gidiyor. Yurt dışında öyle hesabın çıkışmayacak da garsona bile idare et diyeceksin. Hiç abi, olacak işte. Türkiye'de yalnız üzüldüğüm bir şey var. Bir restoran açıyorsunuz. Türkiye'deki aynı kişi geliyor, misafir. Ağırlıyorsunuz. Tepkileri Türkiye'deki farklı, yurt dışındaki farklı oluyor tepkileri. Hiçbir zaman bir restorana gittiği zaman bizim vatandaşımız, bizler... Yurt dışında hiç yemek tarif eder misiniz? Yani şu yemeği şöyle yap, şunun üzerine bunu koy der misiniz? Evet, doğru. Yani Türkiye'ye geldiği zaman biz biraz birbirimize galiba şımarıklık yapabiliyoruz. Evet, doğru. Mesela bu böyle olmaz, yani şunun üzerine bilmem ne koy diyebiliyoruz. Bu böyle bir, yurt dışında böyle bir şey yani düşünemezsiniz bile. En yani acayip yemek, şefin menüsüne bile biraz daha sarımsak yapar mı, koyar mısın evet, benimkine? Şunun biraz üzerine daha de bir şeyler, diye. Evet yani bu... Birazcık galiba aramızdaki şımarıklıktan. Şımarıklıktan. Evet. Şımarıklıktan mı acaba abi, yoksa şeyden mi ya bu? Biraz hani biz millet olarak biraz yemek kültürümüz sağlam bir kültürüz ya hani böyle. Ama bir... bu kültürü niye yurt dışında da aynı şekilde tepki vererek yapmıyoruz, yapamıyoruz? Yabancı dil zayıflığımızdan diyelim abi. Peki o iyi niyet olsun o zaman. Ne gelirse yiyorsun. Bir daha bir şey söylemiyorsun ki adama, oturuyorsun. Zaten menüden de yurt dışında. Şundan diye. Sen de İngilizce nasıl? Yani. Anladım abi. Bende de yani. İşte hani derdimizi anlatıyoruz. Hepimizin yani. Yani. Yurt dışında bir de yanlış yemeği seçersen öyle geliyor. Ben bazen yanlış yemek, Allah'ım hiç olmayacak bir şey geliyor. Abi. Herkesin tabağına dünyanın en güzel şeyleri geliyor. Bana hiç anlamadığım bir hayvan geliyor böyle. Yanına da bıçakla bir şey getiriyorlar. Makas getiriyor. Arkadaş bir de millet de bakıyor. Yanına da böyle bir şey söylemişsin. Hani havan da var.
nasıl yiyeceksin falan filan. Olmadık hareketler, olmadık işler. Daha hiç ben doğru yemeği tutturamadım ya yurt dışında. Ama doğru hesabı verdim her seferinde ya. Evet. MasterChef'le ilgili sizin yarışmacılarınıza gittik, birer röportaj yaptık. Sizlerle ilgili. Bakalım ne dediler. Evet, bakalım ne dediler. Bir izleyelim hep beraber. Batuhan Şef'in en sevdiğim yönü ağzından çıkan her kelimenin bize olumlu yönde dönmesi. Sevmediğim yönü ise bazen duygularını kendine saklıyor. Dürüst ve samimi. En sevmediğim yönü biraz tuzlu seviyor yemekleri. Batuhan Şef'i gerçekten seviyorum. Bence çok doğru konuşması. Beni sevmiyorum deyip de beni çok sevmesi diyebilirim. Yemek yapımı aşamasında yanımıza geliyor. Yanıma geldiği zaman panik oluyorum, telaşlanıyorum. Kes şunları. Evet. Kes. Bu gülme komik değil ki. Vallahi sinir oluyorum ya. Çok sinirli olduğu halde suratından hiçbir şekilde o tatlılığından bir şey kaybetmiyor. Yorumlar çok açık, gerçekçi. Sevmediğim yönü çok açık sözlü olması. Çok sevdiğim yönü içi dışı bir olması. Anacığım bir dakikan tamam, kaldı. Değil, pastayı tamam. Bitir hadi. Üstüne çikolatayı koy. Biz yemek yaparken biz eleştirmesi. Ben onu yerim ya. Onu gördüğümde böyle bir yaramaz çocuk görmüş gibi hissediyorum. Bir anda durup beğendiği zaman özellikle daha kötü bakıyor. Gerçekten onun gözüne baktığınız zaman ne hissettiğini anlamak çok zor. Bir anda modunuzu tamamen değiştirebiliyor. Biraz beni mesela misketlerini alacak kaçacak. Bir işi başladığım zaman onu bırakıp kaçacak bir insan değilim. Öyle söylemesi biraz üzülüyorum tabii. Sıcakkanlı oluşu, doğruları söylemesi. Hüseyin, ben sana iki şekilde de çok kızacağım bu akşam. Babacan olmaz. Duruşunu çok seviyorum. Ben yemek yaparken yanıma gelip hatalarımı söylemesi. Bir İstanbul beyefendisi oluşu. Sevmediğim yönüne gelirsek çok iyi giyinmiyor. Çok İstanbul beyefendi yani. Çok hiba. Çok öğretici konuşuyor. Yani mesela eleme turlarında biri soğanı düzgün doğrayamıyor mu? Alıyor. Kendi doğruyor ve gel buraya deyip ona göstermeye devam ediyor. Murat Bey'in de en sevdiğim özelliği o da doğruları söylemesi ve sürekli güler yüzlü olması. Murat Bey böyle gülümsemesi çok güzel. Murat Bey'in en sevdiğim özelliği bana çok güvenmesi. Yemek işini çok seviyorum. Bunlara biz bakıyoruz zaten. Kes Allah aşkına şu çilekleri. Murat Bey çok istikrarlı. Bu yönüyle onu çok beğeniyorum. En sevdiği şey bir bakışı var. Çünkü yemek tatlıken böyle bir bakışı var. Ya biz de eli ayağı titriyordu. Murat Şef'imizin en sevdiğim yönü çok güler yüzü her şeyden önce. Ne diyorsun Murat'cığım? Vallahi güler yüzlüyüm ama biz de bu mesleği öğrenirken çok zor yollardan geçtik. Yani Batuhan'a arada sırada hak vermemek de elde değil. Evet. O yüzden... Ama Batuhan'la seni meslek ayrı iki yere getirmiş yani. Batuhan biraz daha... Canavar olmuş. Canavar olmuş, agresifleşmiş. O sütten sen... çıkmış ak kaşık kendisi. söyleyelim. Açalım burada yani canlı yayında beyefendi konuşalım. Restoranlarımızda herhalde aynıyız. Batuhan'la aynıyız ama orada biraz daha farklı davranıyoruz gibi geliyor. Belki de Batuhan biraz böyle sinirli girdiği için sen biraz geri çekildin. Ben Batuhan korkuyorum çıksa, sen çıkacaksın belki de ön plana. Peki devam ediyoruz. Meltem Cumbul'la ilgili bunları biliyor musunuz? O kadar enteresan bilgiler var ki ben kaç senedir tanıyorum seni bunları ilk defa yani. Belki ben de ilk defa. Yani bunlar doğru mu? İnanılmaz. Bilmiyorum. Ölü doğduğunu. Evet, ölü doğmuş. Doğru. Ebe bir kenara bıraktığı Meltem'in karnında bir kıpırtı görüp sallamış. Ve boğazından bir parça çıkmış ve nefes almaya başlamış. Böyle bir şey oldu mu? Evet öyleymiş. Ha yani tabii hatırlaman imkansız da. Evet. Allah öyleymiş. Allah, ölü doğdun ve seni salladılar, boğazından parça mı çıktı? Ya kordon boğazıma dolandığından dolayı ölmüşüm ve öldüğümü zannettikleri için de hani bir süre sonra ebe göbek deliğimin attığını fark edip yaşadığımı anlayıp hortum sokup tekrar temizleyip Allah Allah. Hayata döndürmüş. Peki bu kadar ne denir ona? Ne denir ona? Mucize. Mucize. Hiç alakasız. Ben de alakasız bir kelime arıyormuşum. Anlamadım ne dediğini. Ne denir ona ya? Sabır. Hayır bu kadar şey zor doğmuşsun. Zor. Neden? Netameli. Netameli ha. Aha. Buldu mu? Oldu. Netameli oldu. İşte. Netameli tamamdır. Burada kalalım. Evet. Bu kadar netameli doğdun arkasından bu kıza daha böyle el bebek gül bebek bakılmaz mı? Arkadan gelen olaylara bakın. Ablası oyun oynamak için 7. kattan ellerinden tutup seni sallarmış.
7. kattan aşağıya. Öyle mi? Yani ölümle sürekli bir iç içe durumum var, anlayacağım. Ablan demek ki ölmedi gitti. Devam ediyoruz. Küçükken çakıl taşlarını burnuna soktuğunu, burun yüzünden doktora götürüldüğünü. Bu da mı? Çakıl taşının burnuna soktuğunu. Bunu da hatırlamıyorum. Öyleymiş. Arkadaş evet. Burnuna taş sokmuşsun. Nasıl hatırlamıyorsun? Ya nereden hatırlayayım canım? Aa. Peki, çok küçükmüşüm. Çok titiz olan annesinin küçükken Meltem'i toz deterjanla yıkadığını. O doğru, onu hatırlıyorum. Hadi canım. Yani kızarana kadar. Aile şey seni yani... bayağı bir hırpalamış yani. Ben sana söyleyeyim. Hayatta kalmam bir mucize. Yani Meltem. Bu kadar güler yüzlü olmamı neye bağlıyorsun siz? Ya hayatta kalmana değil mi yani? Evet. Aynen. Yaşıyorum diye. Aynen öyle, aynen öyle. Bilmiyoruz, üvey mi acaba? Bilmiyor mu kendisi? Hiçbir şey hatırlamıyor bir de. Üvey misin acaba, bilmiyorum. Annen toz deterjanla mı yıkıyordu seni? Ya hepimizi. Çitiliyor diye bayağı. Çünkü çok titiz olduğundan dolayı o, yani şimdi adını vermeyeyim ama hani çocukluğumuzdan itibaren bayağı kıpkırmızı olana kadar biz böyle liflenerek yıkanıyorduk. İyi yine iyi, çamaşır makinesine sokup da o da ben, o da bir ihtimalmiş yani. Değil mi, kurutma ya programıyla. Meltem çık kızım oradan. Meltem çık oradan kızım. Evet. Allah başım canım. Peki Oktay Kaynarca ile ilgili bunları biliyor musunuz? Eyvah. Saat ve deri ceket hastalığı olduğunu. Deri ceket var mı? Evet, severim deri ceketi ama hani hastalık peki, derecesinde. Peki, taştan yumuşak. Ne? Yok, bu da hani devam ediyor. Ne? Cümle devam ediyor, buradan bir... Çabuk bağlı oğlum. Virgül var, virgül var, virgül çabuk var. Çabuk bağlı oğlum. Taştan yumuşak, önüne ne koya... Ne oldu? Koca kolonu diye gördünüz, Allah sizi. Taştan yumuşak, önüne ne koysanız yiyebileceğini. Bayağı bir... Evet, yemek yerim. Evet. Sıkı yemek yerim. Doğru. Otomobil tamircisi olacak kadar arabalardan iyi anladığını. Evet. Hayatta yaptığım en iyi ikinci şeyin araba kullanmaktır dediğini. Bu konuyu kapatalım, geçelim. Peki, ilkini soracaktık, sormayalım. Yok, sorma. Çocukken tek hayalinin tır şoförü olmak olduğunu. Otobüs, tır, evet, ikisi de olabilir. Kullandın mı hiç soru? Kullandım. Sarı gerim ve mihriban türkülerini söylemeye bayıldığını. Artık eskidi, daha yenilerini seviyorum. Malatya'da Oktay Kaynarca Caddesi olduğunu. Hekiman'da, evet, bir Oktay Kaynarca Caddesi var. Sağ olsun hemşehrilerim, oraya gittiğimde çok önemli bir jest yaptılar bana. Çok onur duydum, çok gurur duydum. Evet, öyle bir cadde var. Evet, bizde Eskişehir, Artvin falan memleketler ama... Bir dakika, cümle yanlış anlaşılmasın. Yani buradan böyle bir caddeye adım konsun falan diye bir isteğim yok. Ama işte ise bir viyadük. Neden olmaz? Bir köşe başı, bir kavşak. Kavşağın da hepsi değil. Bir çıkmaz sokak. Bir çıkmaz sokağa niye adım konmuyor efendim? Ya kaç yıldır şu işi yapıyorum, bunları anlamış değilim. Kavşağın da her birine değil, bu tarafa dönen yerine konsa bana o da yetecek. Evet. Öykü Çelik, çanta taşımayı hiç sevmediğini ve hiç çanta taşımadığını, doğru mu? Evet. Neden? Kadınların en büyük aksesuarı da çantaya. İhtiyaç duyuyor. Çok nadir yani, hiç sevmem. Katmer'i çok sevdiğini, katmer yemek için Antakya'dan araba kiralayıp Gaziantep'e gittiğini. Evet. Trabzonlu olması için övündüğünü. Evet, genelde olduğu için. Iken. Gece yarısı tantuni yemeden eve dönmediğini. Ya çok önceden yapıyordum bunu. Yani. Tantuni yemeden uyuyamıyor muydun? Yo, hayır ya. Hani dışarı çıktığım zaman geç saatlerde dönmeden önce hani tantuni yiyordum. Oo, bebeğim kelimesini çok kullandığın doğruymuş. Evet. Evet. Kullan bakayım bize. Oo bebeğim. Oo bebeğim. Oo hey. Oo bebeğim. Hey. İnsanın bir ayağı boşalıyor böyle ya. Söyle bakayım bir daha. Oo bebeğim. Oo bebeğim. Oo. No. Evet, uykusunda sürekli konuştu. Uykunda mı konuşuyorsun çok? Vallahi evet ya, konuşuyormuşum. Biraz uyur musun bizim için? Vallahi yine konuşacağım, bir merak ettik yani. Evet. Hem Harbi hem de Barbie bir kızım dediğin. Doğru mu? Vallahi öyle bir şey söylemedim evet, yani. Ama arkadaşların senin için söylemiş. Hem Harbi'dir hem de Barbie'dir. Ve son olarak da evinde Hüseyin adında bir bonsai bitkin varmış. Evet. Bonsai'ye Hüseyin adını koydun. Evet, ölmek üzere, kendisi kurtaramıyorum yani. Ölecek. Neden Hüseyin bonsai'ye? Ya bilmiyorum, ilk aldığım zaman böyle Hüseyin dedim ve öyle kaldı. Hani içimden öyle geldi yani Hüseyin. Hüseyin. Bilmiyorum, İlk kimseyi defa de böyle bonsai eve geliyor Hüseyin. Bonsai'ye insan ilk defa nasıl Hüseyin de öyle ki. Tayfun Güneyer,
Hattımızda Tayfun Güney'e biraz önce de bahsettik. Nuri'nin de yazarı ve yönetmeni. Tayfuncum iyi geceler. İyi geceler Beyazıt. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben deyim biz setteyiz, hala çalışıyoruz. Kolay gelsin. Mesajlar aldım, hakkımda güzel şeyler söylemişsin. Hem arayayım teşekkür edeyim dedim. 1 Nisan şakasıydı. Şaka, şaka şaka. Ne gerekiyorsa, ne hissediyorsak onu söyledik. Yapıp da tutmadığın işi. Eski bir arkadaşımsın Beyazıt. Biz beraber başladık neredeyse televizyon. Kanal D'de doğru. Ben Beyaz Show'un birinci bölümünde senin stüdyondaydım mesela. Onun için benim televizyon geçmişimde çok özel bir yol arkadaşım gibisin de sen. Onun için seni çok severim her zaman. Bunu söyleyeyim dedim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Dizi ne söylemek istiyorsun? Dizi için bir şeyler söylemek ister misin? Ya ben çok komik bir şey oldu. Bugün de onu anlatmak için bağlandım esas. Evet. Ben bugün anlatacağım kesin. Kesin ben anlatacağım. Devam et Tayfun. Çok dramatik bir sahne çekiyorduk biz. Çünkü komediyle dramı karıştırıyoruz. Yani ben Dylan hikayesinde de öyle yapıyordum. Adana'da da bu projede de öyle bir çalışma içindeyiz. Ve Oktay Kaynarca işte başına aldığı bir darbeden böyle bir koma durumunda hastanede yatak odasında yatıyor komada. Ve Meltem de yanına gelip eski karısı olarak böyle bir buçuk sayfalık bir ağır bir tirat oynayacak. Yani ben seni ilk gördüğüm andan beri sana aşığım, senden başka hiç kimseye bakmadım diye. Meltem tiradını oynamaya başladı. Biz tabii kulaklıklarla dinliyoruz. Büyük bunlar var. Yani her sesi duyabildiğimiz. Birisi horlamaya başladı. Yani sen Nuri'nin yani Oktay canlandırmayacak da kim canlandıracak yani? Çok güzel. Ya bir dakika. Yani Oktay oyunu oynarken uyuya mı kaldı? Ya yani zaten komada olması gerekiyor. Ya rol oldu kardeşim. Gözümü kapalı duruyorum. 2,5 saat zaten. Hayır şöyle oldu. Ben de devam edebilir miyim? Tam böyle konuşurken ben ama bayağı gözlerim dolu, yaşlar falan. Komada olan... Ve ben tabii gülmeye başladım ve herkes bütün reji. Ve Tayfun'un sesi yankılandı. Oktay! Uyuma oğlum ya. Numara yaptım be. Mir Nisan ya diye be. Aman be. Bir oyuncuya oynadığı sayede uyuma oğlum diye rica edilir mi? Dünyanın neresinde görülmüş böyle bir şey ya? Ama abi rol icabı uyumam gerekiyor. Bak o kadar gerçekçi oynuyorum ya. Gerçekten. Yapmayın ya. O uyandırılamayacak kadar gerçekçi. Tabii ya. Biz de zannediyoruz ki bu hani senin o sahneler maneler gerçekten de oyun zannediyoruz. Abi ne kadar içine gidersen o kadar gerçek oluyor. Evet çok içine girmiş var rüya görecek kadar. Bir de Oktay'ın şöyle bir huyu vardır. Ya yani tabii bunu çok sevdiğim bir oyuncu arkadaşım olduğu için anlatmakta özgürlük diyorum. Oktay oynarken çok gülüyor. Çünkü içinde bulunduğu duruma gülüyor. Çıkıyor vücudundan. Kendini görüyor ve çok gülmeye başlıyor. Dalağa düşük. Yok ne düşüyor yani yok. Yani dalak yok. Yok. Yani şöyle diyeyim uyuduğu yerde benim o tiradıma izin vermeyecek kadar gülüyor. Hani Yani komadayken gülüyor. Yani ama şuna gülünmez mi arkadaşlar Allah aşkına. Şimdi eski kocasının başında adam komada. Ne olacağı belli değil. Öldü mü kaldı mı? Doktor geliyor. Doktor nedir durum diyor. Doktor diyor ki bilmiyoruz uyanınca işte bakacağız. Tekrar gözden geçireceğiz. Fişi nereden çekiliyor diyor. Komodaki adam o kadar da değilmiş. Ya, evet. bu Hülya Avşar denkleştirilecek. Efendim. İstersen sana bak, devam etmeyelim. Sana ya. Yapma dedim ben Oktay. Ben sana demedim ki onlar. Tayfuncuğum çok teşekkür ediyoruz abi. Setteki herkese çok çok selam. Herkese selamlar, iyi yayınlar, iyi geceler. İyi çalışmalar Tayfun. Sağ olun, çok çok teşekkür ederim. Kolay arkadaşlar, gelsin. Programın yavaş yavaş sonlarına yani var bir bölümümüz daha ama... Sen hep buradasın. Senin hiçbir sıkıntın olmasın. Telefonda. Kim var? Telefonda birisi var. Tamam, ya bir şaka daha kaldı ama benim bedenim yani. İyi geceler. Alo. 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 Abi. Hep. Alo. Alo. Ya belli. Bu da mı şaka? Ya, bir şey ben yok. Bilmiyorum. Birisi gafil oldu. Bu da sen. Bir dakika alolamadın. Vallahi benim suçum yok. Ben yapmadım ya. Kedi gibi. Yok, vallahi ben yapmadım ya. Kimle görüşüyoruz?
Ben Çağlan. Belli. Çağla Hanım, iyi geceler diliyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben siz nasılsınız? Sağ ol. Artvin'den mi arıyorsunuz? Evet. Yaş kaç? Yaşım 23. Sen o Artvinlilerin eline bir geçersen var ya. Vallahi billahi. Ben böyle bir çözmeye geliyorum ama bir de tedirgin geliyorum yani. Böyle ne olacağını da bilemiyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey... Ben takip ediyorum Beyazıt Bey. Nuri dizisine de çok hayranım. Yok bir dakika ya. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şaka mı? Bu da şaka mı? Vallahi programı yarı şaka. Şaka mı bu da? Hayır. Ben aradım. Sizinle konuşmak için sorularım vardı konuklarınıza. Kim lan bu? Bir dakika ben ekrandan kravatımı da düzeltti. Gözüm kravata takıldı. Ya şaka size söyleyeyim. Vallahi kapatacağım telefonu. Erkek misiniz, kadın mısınız? Ona nasıl vereceğim? Bir şey demem lazım ya. Öyle gelmedi mi? Baştan alo dedi. Toparla. Baştan alo. Kapatıyorum vallahi. Kimsiniz? Erkeğim abi. Ne yapayım? Erkek bağlamadığın için. O kadar telefona bir can damarından vurdum ki. Erkek misin, kadın mısın? Erkeğim abi. Ona bir laf söylemeyeyim diye. İsim nedir? İsmim Can. Can. Peki Can'cığım. Çok teşekkür ediyoruz. Bir gecede bir şaka bize yeter vallahi. Gerçekten. Yeni insan diyelim. Ya bu şimdi hani hoş bir durum mu? Bir erkeğin bir kadın kılığında bizi araması şimdi enteresan mı yani? Hiçbir erkeği bağlamıyorsanız enteresan acaba... Enteresan mı yani? Hoş mu? Ha değil. Değil. Tanıdık biri değil miymiş arkadaş? Ha? Tanıdık biri değil miymiş arkadaş? Değil. Tanıdık da değil. Öyle bağlanmış. Abi şimdi... Senin programın da var. Oluyor mu böyle bir şey? Tamam bir... sakin ol. Hayır hoş mu diyeyim? Yok sakin ol. Tamam hayır, ne yapalım? Hayır Beyazıt'cığım anlıyorum ben seni. Çünkü gerçekten bugün olan senin başına gelen bu şaka da senin sinirlerini çok bozdu öyle değil mi? Benim şu anda sağ tarafım tutmuyor. Sen ne diyorsun? Sakin ol. Arkadaşlar bir yani oldu. Şimdi normal mi yani bir erkek arkadaşım bayan sesiyle bağlanmış. Çok güldük mü? Eğlendik mi? Hayır. Hoş bir durum mu? Ama değil. Çok gerdin sen bizi ya. Bir türkü mürkü söyleyelim o zaman da bir şey yapalım bağlayalım. Hayır bunu yani. Yapanlar da vardır belki hayatta. Yani vardır belki de bilmiyorum. Hoş değil ama yapanlar da vardır. Bir izleyelim. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba. Kiminle görüşüyoruz? Efendim monitörünüz sesini biraz kısar mısınız? Yalnız bu siz de izleyici sizi... olarak artık olmuşsunuz, pişmişsiniz yani, çözmüşsünüz. Beni biraz dinleyecek misiniz ama? Sizi biraz dinleyeceğiz ama kimsiniz? Oktay Kaynarca konuşuyor. Allah kahretsin. Oktay sen misin? Arkadaş ben Oktay hazırlıksız kaçtı. Olur muyum ya? Hazırlandım tabii ki. Herhalde. Sen bir laf söyleyeydin şu erkeğe. Nereden buldun çıkardın onları arkadaş, ya? Arkadaş bizim işimiz kaç yıl önce be? Bak bir şey söyleyeyim. İntikam soğuk yenen yemektir. Evet vallahi öyle. Onu bekleteceksin. Bekleteceksin günü geldi mi? Sırat. Fettah'cığım. Şöyle bir geç. Gel bakalım. Yes. Bir şarkı söyleyeceğiz yok, herhalde. Yok yani gideceksin koşalım, de onun için şey yaptım ben yani. Hangi şarkı? Armağan'ı söyleyelim. Ben ceketi yine düzelteyim mi? Orkestramı da değişsin. Hazır. Bu arada evet. Fettah'ın orkestrası da bir evet, alkış alalım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şurada hemen söyleyebiliriz. Sevgili Enis'le Aybaz. Sıkılmadınız değil mi abi? Tamam. Birazdan sıra gelecek. Aybaz zaten bir melek. Enis'le dünya tatlısı gelecekler. Biraz sonra abi. Bu yalancı bahar bir gün bitecek. Yeni adın eskiyecek. Yedik içtik sanırım doydum. Hesabı kim ödeyecek? Because I
Şarkısı. Bunu şu ana kadar bekletmemin sebebi şuydu. Beni biraz daha iyi tanıyabilmeniz için eski şarkılardan bahsettik. Şöyle bir şarkıyla çıktım. Görmeyi denedim gönül gözüyle. Yaşamadım bilmiyordum aşkı çözüyle. Sorun etmedim bakınca bazı oysa sana ne kadar ihtiyacım varmış. Yüzüme konan gülücükler uçup gitmiyor. Yanında zaman ne kadar da kısa. Sana ne kadar ihtiyacım varmış. Yüzüme konan gülücükler uçup gitmiyor. Yanında zaman şu kadar kısaymış. Yoksun ya günler, yoksun ya günler, yoksun ya günler, geçip gitmiyor. Çok teşekkür ederim. 4 dakika reklamımız var. 4 dakika sonra bu pazarlık yapıyorum. Her reklamda. 4 dakika reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, üniversite öğrencilerinin düzenlediği Unicamp Fest. Doğru mu? Unicamp Fest. Festivali varmış arkadaşlar. 27 Nisan, 1 Mayıs tarihleri arasında Antalya, Konyaaltı plajında yapılıyor. Cem Adrian, Gripin, Bedük katılıyor. Ben devamını hani yanlış bir şey söylemeyeyim. Diğer birçok buradaki arkadaşların üniversiteleri de oraya gidiyor herhalde, öyle mi? Ha, siz 25 tane üniversitenin temsilcileri adına söylüyorsunuz. Peki. Bir kere daha tekrarlıyorum. 27 Nisan, 1 Mayıs tarihleri arasında Antalya, Konyaaltı plajında Cem Adrian, Gripin ve Bedük sahneye çıkıyor. Şimdiki sıra geldi üniversite yarışmamıza. Üniversite yarışmamıza geldi.
ve şuradan 3 üniversitenin ismini çekeceğiz. Konuklarımızla ilgili veya genel sorular soracağız. 3. olana beyaz şuradan davetiye. 2. olana MP3 player. 1. olana bir cep telefonu armağan ediyoruz. Öykücüğüm bir tane üniversite ismi çek. Meltemciğim. Bir tane de Erol abiden alayım. Evet, Öykü Çelik. İlk üniversiteyi şöyle yüksek sesle bir söyle. İnönü Üniversitesi. İnönü Üniversitesi. Hemen buraya geliyorlar, hemen. Hemen geliyorlar. İkinci üniversiteyi hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Meltem. Isparta Üniversitesi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi. Evet. Isparta Süleyman Demirel mi? Peki. İnönü'nün arasında oturuyorsunuz onun için. Üçüncü üniversite. 19 Mayıs Üniversitesi. 19 Mayıs. Önceleri bir tavaları alın arkadan. Arka taraftan alın. Alın kız tavaları. Arkadaşınızınkini de alın. Oktay'cığım, Öykü'cüğüm gel seni bir de ayakta görelim bu endamı. Sen bize biraz hosteslik yaparsan seviniriz. Arkadaşlar mikrofon tutarsan. 5 sorum olacak. 3'ünü doğru bilen bizden cep telefonu kazanacak. Diğerlerine de öteki hediyelerimi dağıtacağız. Bir tanıyalım önce arkadaşları. Evet. Buyurun. Ben Tuğba Suldere. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyorum. Hangi bölüm? El Sanatları. El Sanatları. Hı-hı. Hangi okuldu? Isparta Süleyman Demirel. Isparta. Peki. Özge Koca Aslan İktisat İnönü Üniversitesi. İnönü Üniversitesi İktisat. Evet. 19 Mayıs Üniversitesi Tuğba Yıldırım Beden Eğitimi Bölümü. Beden Eğitimi Bölümü. Harika. Ne yapacaksın? İleride hangi neyi seçeceksin? Benim spor yöneticiliği. 2. sınıf öğrencisiyim. Nasıl? Spor yöneticiliği bölümü. Ha, spor yöneticiliği bölümü. Peki. Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Bir de bir şey var seninle ilgili. Seni ben özlüyorum. Mesela senden bir süre ses gelmeyince ben diyorum bizim oğlana ne oldu? Böyle bir panik mi havası var içimde yani. Evet. Sorularımı soruyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Şıkları söyleyeceğim. Türk milli takımının... Arkadaşlar sakın şey yok. Rica ediyoruz. Gözler bir o tarafa değil. Bana bakıyor tamamen gözler. Ses duymayın bu taraftan. Türk milli takımının şıkları var. Dinleyin. Türk milli takımının son maçta yendiği takımın hangi milli takım olduğunu söyleyin. A. Arkadaşlar duyuluyor. A. Avustralya. 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 Vay be. Bu emin durum arkadaşlarından dolayı değil mi? Biliyordum o maçı. Pardon. Biliyordum yani maçı. Biliyordun. Maçı ama ya Avusturya ya Avustralya karıştırmış olabilirim. Ya Avusturya ya Avustralya. Avusturya ile Avustralya'nın yerlerini biliyor musun? Biliyor musun? Bir coğrafya, bir genel kültür sorayım bakayım. Coğrafya mı değil. Avusturya nerede olabilir? Coğrafya mı değil. İyi, peki. Japonya nerede? Bilmiyorum. O, uzakta bir yerde diyorsun, peki. İki kız arkadaşımıza soruyorum. A. Avustralya, B. Ukrayna, C. Avusturya. Evet. Ya. Efendim? Avusturya. Haliyle Avusturya. Bir sıfır sıfır. İkinci soruyu soruyorum. Oktay Kaynarca'nın dizide öldükten sonra cenaze namazı kılınan karakterinin adı neydi? Arkadaşlar. Evet. Çakır karakteri. Efendim? Çakır karakteri mi? Mikrofonu açalım çocuklar. Bir daha. Kurtlar Vadisi Çakır karakteri. Mikrofon çalışmıyor. S. S. A. S. A. A. Böyle bakılır ya mikrofon. A, şu, a, se, a, yeşil, a, 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 se. Yeşil mikrofon şu yeşil olan olabilir. O ses ölçenleri arkadan dürtüyorlar. A, 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 se, a, a. Soru benimle ilgili ya ben mikrofonu getireyim dur. Vay gelirken mikrofon getir. Evet bir daha. Kurtlar Vadisi Çakır karakteri mi? Doğru cevabı Oktay Kaynarca'dan alalım. Evet. Cenaze namazı kılındı mı sadece hocam onun? Kılındı. Mevlüt falan.
Yani demek ki Nuri ile Leyla da evlense düğüne de gelecek bizim millete yani. Evet peki. 1-1-0. Soruyorum. Şeflerimize ilginç birer yemek tarifi söyleyin. Bakalım hangisini beğenecekler ve notlayacaklar. Ona göre alacağım. İlginç bir yemek tarifi. Nereden başlayayım? Kimden başlayalım? Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan oydum. Onun niyetim orasıydı zaten de. Parmak orada döndü. Evet. İlginç. İlginç bir yemek tarifi söyle bize. Yuvarlama. Yuvarlama. Gerçekten isim de ilginç. Yani böyle yemek sanki şey gibi, sallama gibi. Anneciğim bugün ne yaptın? Yuvarladım be oğlum, ne yapacağım her gün gibi. Ne bulduysam yuvarladım diye. Ya böyle ilginç yemek isimleri var ya. Bizde mi var sadece bu? Ya şu yemek isimlerine bakar mısınız arkadaşlar ya? Yani şunlar bizdeki yemek isimleri. İnternetten aldık. Kayma Çino. Analı kızlı. Yengen Leyla. Bomba. Topalak. Bu topalak yemeği nasıl bir yemekse yenir mi ya? Deve hamuru gibi bir şeydir bu yani. Oh diye tıkıyorlar böyle. 3 gün tok geziyor. Böyle oturuyor burada böyle topalak oluyor. Topalak, memelik. Nerenin yemeği de yani. Dilber dudağı. Vezir parmağı, hanım göbeği bunları biliyoruz. Milföy'den fil kulakları. Milföy'den fil kulakları. Ağzı yumuk. Yok börek. Şey. Vallahi börek. Ağzı yumuk diye börek varmış. Dulavrat çorbası. Şıllık tatlısı. O benim tatlım abi. Ay, kaşarlı Necmettin var ya. Kaşarlı Necmettin. İnsanın dili gitmez söylemeye. Bana bir tane... Neyse bir su alayım ben. Bir riske giremeyeceğim. Abant kapaması. Bak yeni yemekler var. Binbir gece tereyağı. Kabak sandal sefası ve chicken translation. Adını evet. Cacık koydum var bir de. Adını cacık koydum. Evet. Yemek mi bu? Bu daha da müstehcenler var canım. Ha? Daha müstehcenler var. Var ama programın sonuna yaklaşıyoruz evet. Söylersin böylesin. Söylerim. Evet, hazır mıyız? Bak lafa tuttum o kadar. Alalım bir yemek tarifi hemen, çok kısa. Yuvarlama Antep'in yöresel bir yemeği. Evet. Pirinci haşlayıp etle yoğruluyor bayağı uzun bir süre, 1-2 saat kadar. Evet. Hani et iyice ölsün diye. Daha sonra bir yemek kaşığına 40 tane sığacak kadar küçük şekilde yuvarlanıyor. Harika, biliyoruz onu. Yuvalama değil mi de o ya? Mantı o, mantı. Mantı? Mantı tabii. Elini almışsın. Hayır. O dediğini böyle hamurun içine koymuyor. Hayır, küçük, hamurun içine koymuyorsunuz. Küçük köfteler yapıyorsun değil mi? Evet. Küçük bir kaşığa 40 tane sığacak şekilde. Evet, yuvalama. Yuvalama. Yuvalama o. Yuvalama gibi diyor. Yuvalama onu ya attı. Biz yuvalama diyoruz. Yuvalama diyor. Sen de hemen üstüne git kızım. Ne yapayım? Elinde kepçe var, dayanamıyorum yani. Yuvalama ya. Yuvalama diyebilecek bu ülkedeki tek adam benim. Çünkü gerçekten de ben yuvarlama diyemiyorum. Evet, alalım ikinci yemek tarifini. Ya şimdi öğrenciyiz hani çok yemek yapmıyoruz. Bunu istiyoruz. Yani açıkçası. Evde ne yapıyorsunuz? Öğrencilerin dertleri var. Şu 3 tane şefimizden makarna, istiyoruz. Makarna, fix menü, pilav. Makarna, neli? Kaşarlı. Kaşarlı makarna. Harika. Başka hani soslu makarna, pilav. başka yok yani. Allah'ım ya. Üniversitedeyken makarna ile ekmek yemekten un kafa olmuştu bir ara. Sizin bir videonuz vardı. Videoda da gösteriyordu. Facebook'ta izlemiştim. Evet. Sizin bir videonuzu gösteriyorlar. Üniversitedeki yıllar. Üniversitede gençlik yıllarınızda falan. Evet. Orada da yediğiniz yemekler hep belli yani. Öyle makarna ne yapacaksın yani? Bir de 2 yumurtayı 8 kişi nasıl bölüşüyor bana bakıyor yani. O da bir meseledir yani. Hatta 7 daha manyak bir durum yani. Tek sayı ya iyice bölüşemiyor. Evet peki. Ama yaptığım patlıcan böreği var. Yani çok severek yaptım. Yok makarna iyidir bizim için. Makarna iyi. O başarı çünkü evet. Evet. Ben yemek yapmasını bilmiyorum. Güzel bir doğru yemek. Ya doğru ne güzel. Yani.
Yapsaydın nasıl bir şey hayal ederdin? Sebzeleri karıştırırdım herhalde. Neleri karıştırdın? Sebzeleri karıştırırdım. Şakşuka geliyordu aklıma. Şakşuka yapardın diyorsun. Evet. Evet, peki. Anlaşıldı. Sen inceden de şey yapıyorsun. Evet. Bayağı çünkü direkt mezeden başladın ya. Benim bir arkadaşım vardı. Severdi rakı falan balık muhabbetlerini. Mezeyi de severdi. Geçen gün diyor ki, abi hayatımda ilk defa kavunu diyor meyve olarak yedim uzun süreden sonra diyor. Yıllarca meze olarak yedim. Biz bir gün Yılmaz Erdoğan'la gittik bir yere. İşte önceden getirdiler. Ne, çocukcağız sayıyor ama biraz tedirgin sayıyor. İşte Yılmaz'ı görünce biraz tedirgin oldu. Beni görünce belli ki yeni. Neler var dedi Yılmaz. Köpek mezesi dedi. Ne dedi? Anlamadım dedi Yılmaz. Köpek mezesi. O ne lan dedi. Sonra ortaya çıktı ki onun adı Köpeoğlu. Ha, Köpeoğlu'na. Köpeoğlu'na köpek mezesi. Heyecandan. Peki. Oylayalım. Oylayalım. Kim diyorsunuz? Ben yuvarlama diyorum yuvarlama abi. Sosyal çünkü içerik olarak öne çıkıyor. Yuvarlama. Evet abi. Yuvarlama. Murat'cığım. Yuvarlama. Yuvalamaya bir puan. Üçünüze de birer puan verdik arkadaşlar. Soruyorum. Bugünlerden bir soru olsun ya. Enteresan bir soru olsun. Yılmaz Özdil'in şıkları var. Son kitabının adı nedir? A. Simit Çay Gazoz. B. Yönetim Demokrasi Dokunulmazlık. C. İsim Şehir Hayvan. Vur kız çabuk kız. Evet. A. 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 Simit Çay Gazoz. Peki siz ne diyorsunuz? Nasıl uydurdun? B. Yönetim. Birinizden biri kazanacak. Bak. O kadar tedirginler ki o A diyor, bu C bile diyemiyor. Ya C bile riskli. Arada bir tane atlıyor çünkü. O A deyince B. Ya, sizinki de? C. Peki sorum şudur. Yılmaz Özdil'i tanıyor musunuz? Tanımıyorsunuz? Tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Tanımıyorsunuz. Hürriyet Gazetesi okur musunuz hiç? İnanmıyorum arkadaşlar size ya. İnanmıyorum ya. Peki. Doğru cevap. Yılmaz abiye buradan selamlar. Yılmaz abinin yeni kitabı çıktı. Yılmaz Özdil'in. Son kitabının adı İsim, Şehir ve Hayvan. Sizde arkadaşlar sorular da burada bitmiş olsun. Size bir cep telefonu veriyoruz. Size Beyaz Show'dan birer tane bilet veriyoruz. Davetiye veriyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar da onları yerlerine alalım. Enis ve Aybaş, programı kapatıyoruz. Hazır mısınız? Hazırsınız. Size geçmeden önce şeflerimize soralım. Seyircilere söylemek istediğiniz bir şey var mıdır acaba? Herhangi bir şey. Erol abi, Batuhan, Murat Bey. İzlemeye devam etsinler mi diyorsunuz? O zaten var kesin de. Kalbe evet. Giden yol. Yemek yapmak kolay bir şey değil. Ben başlayayım abi. Sonra buyurun. Sen devam et. Her buyurun. Zaman olduğu gibi soldan başlayalım. Yemek yapmak zor bir şey. Herkesin yapacağı bir şey değil. Herkes yemek yapmak zorunda da değil. Sonuçta öyle bir şey var. Hani gastronomi anlamında çok böyle uç noktalara gitmek. Sonuçta beslenmek için yaptığımız bir olay. %100 ama her yemeğinde kendine göre neden hem o vakit görsel kötü olarak, geçsin, hem, güzel geçsin? Hem görsel olarak hem de birazcık da ağzımıza hitap eden bir takım böyle doneleri olması gerekiyor. Arkadaşlar kameraların önünde daha heyecanlanıyorlar diyelim. Bize korkunç yemekler yediriyorlar ama yavaş yavaş öğreniyorlar. Yo yo iyi gitmeye başladılar. Evet. Ben Erol abiden bir şey istiyorum. Bakın bu kadar üniversiteli arkadaş var. Türkiye'deki genç sayısında biliyorsunuz yani üniversiteli evet. Sayısında biliyorsunuz. Bir programınızı konsept program yapıp belki üniversitelilere yemekler diye basit malzemelerden, ucuz malzemelerden belki onlara enteresan bir yemekler çıkabilir, güzel bir şey olabilir yani. Tabii. Sosyal mesajımı da koyayım. Güzel mesaj ama bir başka bir sosyal mesaj da var, onu söylemedim. Üç ustamızın da restoranı var. Ve barları var, restoranları var, çok güzel. Ve o restoranlara, buradaki erkek arkadaşlarımın hislerine tercüman olayım, damsız almıyorlar. Ve buradaki erkek arkadaşların çoğu çok muzdarip durumda. Şurada gerçekten de dam içeride zaten, onun için biz oraya gidiyoruz yani. Bir de almayınca iyice feci bir durum oluyor. Erkek arkadaşların adına belki bir gün onları da ağırlarsınız diye düşünüyoruz. Murat'cığım var mı bir şey?
Of, yok vallahi, bizi izlemeye devam etsinler. Bence memnun kalacaklar. Memnun kalacaklar. Peki. Fettahçım çok teşekkür ederiz. Ağzına göreyle sağlık. Çok keyifliydi benim için. Çok mutlu oldum burada olmaktan. Sağ olasın. İnşallah daha güzel şarkılarla buluşuruz tekrar. Daha güzel şarkılarla buluşuruz. İnşallah bir dahaki buluştuğumuzda yine böyle alçak gönüllü olursun, kalırsın. İnşallah. Harika. Meltemciğim. Ben bayanlara bir şey söyleyeceğim. Muhakkak ayaklarınızın üzerinde durun. Özgür olun. Ve bir birey olarak ne karar vermek istiyorsanız onu yapın. Ama savaşın, her zaman savaşın. Evet. Öykücüğüm. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sana da başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Oktay'cığım. Meltem çok doğru bir şey söyledi. Çok önemli bir konuya değindi aslında. Şaka bir tarafa. İşin doğrusu bu memleketin bence kurtuluşu galiba kadınların elinde. Biz erkekler çok beceremeyeceğiz bu işi. Öyle gözüküyor ama özellikle meclisteki kadın sayısının çoğalmasını sağlamamız lazım. Memleketteki birçok soruna çözüm için kadınların dokunmasını sağlamamız lazım. Bu meseleyi, memleketteki meselelerin toplamının hepsini, neredeyse hepsini kadınların çözeceğini artık idrak ediyor olmamız lazım. Yani kadınların bu işe el atması lazım. Doğru söylüyor Meltem. Evet. Aynı kadınların da Yılmaz Özdil'i falan biraz bilmesi de lazım yani. Aynen. Bilgi, bilgi önemli. Ama bir şey söyleyeceğim yani, ben bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Hemen hemen yani aynı jenerasyon sayılıyoruz. Biz gerçekten çok apolitik yetiştirildik yani. Hani siz biraz daha şanslı dönemden geliyorsunuz. Yok, bizim bahsettiğimiz şeyin politikayla hiç alakası hayır, yok. O, yani, okumak, yani gazete okumakla. Farkına varmakla ilgili bir şey bu. Evet. Yani herhalde onu diyeyim o zaman. Bizi okumaktan da hani okumayı da ısındırmadılar. Yok canım, kimseye yasaklamadı kimseye böyle bir şeyi. Ya isterseniz okursunuz. Bu eğitim sistemiyle şey. Alakalı bir şey. Kavga çünkü, etmeyelim Öykü. Hani vay geldiğimiz konu eğitim sistemine dayan. Hani böyle ÖSS'ye yönelik, işte sınavlara yönelik yetiştirildiğimiz için ders. Hani kendimizi geliştirecek şeyler ya da kendimizi ifade edebilecek insanlar, ifade ettiğini düşündüğümüz insanlar bulamadık biz ya maalesef. Bir şey söyleyeceğim sana. Sınavlarda bir gazete köşe yazarından daha zor sorular çıkıyor. Ya şöyle bir yani şey. Ona çalışırsan gördüm, öteki daha rahat yani. Hayır, internette gördüm. Bir pop şarkıcısının dörtlüğünü koymuşlar sınava yani. Öyle mi? Bizi bunlarla sorguluyorlar yani. Peki. Peki kaç dakika? 3 dakika ama ben kapanışı dostlarımla yapacağım. Sevgili Aybars'la ve sevgili Enis'le son bir şey var mı söyleyeceğiniz? Vallahi çok mutluyuz. Çok burada mutlu. Olmaktan teşekkür ederiz sana. Rica ederim. İstediğiniz zaman programa gelip burada bekleyebilirsiniz. Bu köşeyi vallahi ben size ayırdım. Ne zaman oturun kalkın. Çünkü biz burasını çekmiyoruz da size. İyice peki. Müthiş iki adamdır. Dinlemenizi tavsiye ederim. Nerede denk gelirse gidin dinleyin. Sahiden de bu yaz da Göcek'te dinleyeceğiz inşallah. Evet, aynen öyle. Hangi parçayla kapatıyoruz? Hadi bir Yıldız Silve yapalım. Yapalım. Yıldız Silve yapalım. Buyurun. Zamanla uğraşma, sen öyle bela değilsin.
yasaklı yasak. Hadi birlikte. Ders olunda başlaya. Solunda başlara çık bir içine ondan kalayım. Zaten haklar hep yalan dolan. Sonu hepsi zısran. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bol reklamlı programda inşallah bize kalmışsınız. Haftaya cuma görüşmek üzere. Allah razı olsun. Hoşçakalın. It's his round.